Haftanın 4. gününde İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Beste Hanım'a konuk olacağız. 26 yaşında 4 yıllık evli olan gelinimiz Arnavut göçmeni. Önceden kuaför dükkanı bulunan Beste Hanım şimdi ev hanımı. Evet değerli izleyenler, bugün gelin evinde 4. gün ve gelinimiz Beste'nin Küçükköy'deki evine doğru geldik. Yani karlar eridi ama biraz soğuk. Ben hemen bizim yönetmenin montunu aldım. Madem beni yürüteceksiniz dedim. Karlar erimeden montunu ver bana dedim. Ve gördüğünüz gibi onun montunu aldım. Aslı Hanım. Beste. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hayatım. Sizi böyle karşılamak istedim Aslı Hanım. Ya şimdi kaçıncı kattın sen? 2. kat. 2. kat ama apartman girişindeyiz. Evet, sizi burada karşılıyoruz. Bizde öyle adettir. Misafirleri kapıda karşılarız. Ay, çok naziksin canım benim. Evet. Çok ya hürmet. Gerçekten sizde çok değerli ve önemli. Ama öyle. Bu soğuk havada keşke apartmanın dışına kadar inmeseydin. Olsun Aslı Hanım, sizin için. Çok teşekkür ederim. Hiç sıkıntı yok bana. Çok teşekkür ederim. Ben şimdi ne yapmalıyım bu durumda? Size şöyle bir saygı yapmak istiyorum. Ay canım. Ay. Ah canım benim. Ellerinizden öpmek isterdim ama biliyorsunuz pandemi. Evet ama ben senin ellerini tutmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel bir gelin, ne kadar güzel bir özen, ne güzel bir karşılama. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi size bir mani söylemek istiyorum. Ah, peki, evet. Tamam peki. Ağlama Aslı Hanım ağlama, ağlama Aslı Hanım ağlama. Annen verdi seni güzel olana, annen verdi seni güzel olana. Evet. Hoş geldiniz evime, sefalar getirdiniz Aslı Hanım. Ay çok güzel, çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Hadi birlikte girelim içeri. Evet, girelim. Daha fazla üşüme. Sen de. Buyurun Aslı Hanım, buyurun. Sağ ol canım. Gelin başında ne taşıyor, rezidans mı? Arnavut gelinimizin altınlarının değerini duyunca şoke olacaksınız. Kesinlikle bir ev taşıyor Aslı Hanım yani. Güzel yapıyor. Eline makası alan Beste Hanım tüm hünerlerini gösterecek. Sanki kıskandınız biraz sadece Damla'yı kestim diye. Salon alısı değil Aslı Hanım. Evet, evet. Sofra bezi gibi. Senden hiçbir şey göremedik. Biraz saygılı olur musunuz? Herhalde suratımda değişik bir şey görüyorsunuz. Zaten bekliyordum böyle bir şey. Beste Hanım'ın Özlem Hanım'dan beklediği şey neydi? Yani Özlem'den beklenen hareket. Arnavut gelinimizin çeyizine neler söylenecek neler. Yani çoğu şey hazır, o hazır, bu hazır. Çok iddialıydı ama açıkçası bu kadar az beklemiyordum. Yatak örtün zaten çok kötü. Kötü. Seninkinden iyi bence. Masayı komple çok beğendim. Bu dertsiz masa örtüsü değil mi? Evet. Evet. Benim 14 çeşitti aslında. Benim de 14'tü. Benim 15. Aa, bir şeyim eksik. Ne? Beste Hanım sofrada neyi unuttu? Hemen getireyim. Beste Hanım'ın düğün görüntüleri gelinler gibi sizleri de şoke edecek. Hiç yer yoktu, hiç. Gerçekten boş yer yok. Takan takısını misafir geri gitti. Dedim görüntülerimi bundan sonra 9 tane daha giyeceğim Aslı Hanım. 9 tane. Ben şok. Hangisi bizde gelin olduğunu karıştırırım. İyi ki bizde yok böyle bir şey. Öyle mi? Evet, kıskanırdım. Bu haftanın naif gelinleri. Teşekkür ederim Aslı Hanım. Buradan sonrasında bir şey değil. Buna halk karar verir. Buyurun Aslı Hanım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Öyle geçeyim. Hoş bulduk. Nasılsın? Esas sen nasılsın? Ne güzel bir karşılamaydı öyle. Biz misafirlerimizi öyle yapıyoruz aslanım, aşağıda karşılıyoruz. Yani her misafir, mesela misafir geliyor, apartmanın kapısında mı bekliyorsunuz? Evet, evet. Yeni gelinler bizde genelde öyle. Oo. Misafir geldiği zaman da oturuyorlarsa eğer ki biz ayakta dururuz, kapıda dururuz. Biz de öyle derken sen anlat bakalım izleyicilerine. Siz derken hangi yöreleri kastettin? Arnavutuz biz, evet. Şiptar. Neresinden? Üsküp, Makedonya. Makedonya. Biz biraz koyuyuz. Eşim de Manastırlı. Aa, evet. Aynı Makedonya'nın. O zaman siz eşin de Arnavut olduğu için aynı kültürden geliyorsunuz. Ben alışkınım. Evet, evet. Ve rahatsınız. Evet, evet. Bu manada. Yoksa ben bir de çok seviyorum aslanım. Zorlanır. Çok zorlanır. Benim annem Elazığlı, o yüzden çok zorlanır. Evet. Kızlar geldi, hemen bakayım aslanım. Hadi bak. Evet, tebrik ederim gerçekten. Arnavut kızlarının özelliğidir diye bilinir. Çok hürmetkardır. Vallahi ben çok mutlu oldum. Hoş geldiniz kızlar. Buyurun, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Buyurun kızlar. Bu ne güzel karşılama. Sizin için özel düşündüm. Evet. Teşekkür ederiz. Alayım canım. Merhabalar Aslı Hanım. Merhabalar. Merhaba. Merhaba Aslı Hanım. Oh, çok güzelsiniz. Güzel kızlarım, gelinlerim. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne güzel karşıladı değil mi? Evet. Temenna verdin mi sen de böyle? Yaptın mı? Yok, ilerleyen zamanlarda yapacağım onlara. Öyle. Ay beni bir karşıladı, bir karşıladı. Yani çok adetleriymiş, çok zarifti gerçekten. Maniler söyledi. Bize günlerdir anlatıyor ama bekleyemedik öyle bir şey. Değil mi? Mani söylemedi bize. Birazdan diyor, bak birazdan yapacağım diyor, bekleyin diyor. Acele etmeyin. Hediyeni aç istersen. Evet. Aa, çok güzel kızlar. Çok teşekkür ederim. Çok İki kat herhalde. Evet. Çok şık. Çok şık değil mi? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun kızlar. Sunumlarında kullanırsınız. Evet, kullanırım kesinlikle. Gayet de şık, çok güzel. Yapalım istersen, bir gör. Tamam. Heh, içine sinmedi, sana yapacak. Yapamadım. Sen onu yap. Al aşkım. Deneyeyim. Sen de bize kahvelerini hazırlarsın. Kahvelerinizi nasıl içersiniz kızlar? Sade alayım ben. Şekerli. Siz ben de şekerli. Ben az şekerli rica edeyim. Aynen. Siz yapın beraber onu. Yapacağız bakalım. Deneyeceğiz. Daha büyük bir şey bekliyordum karşılamasında. Çünkü temenna yapacağım, size maniler söyleyeceğim dedi. Öyle bir karşılama göremedik. Kahveler köpüklü oldu mu Beste Hanım? Tabii ki bol köpüklü. En köpüklüsünden. Göz alıcı olacak mı? Kesinlikle. Aynı benim gibi. Evet, başınızdaki taç gibi. Evet. Tepsinin içindeki danteli siz mi yaptınız? Evet, benim çeyizimden. Güzelmiş, ben beğendim. Teşekkür ederim dış ses. Bakalım gelinler beğenecekler mi? Kızlar hiçbir şey beğenmiyorlar. Onlara hiçbir şey beğendirtemeyeceğim bugün, eminim yani. Bakalım, göreceğiz. Bardaklar biraz uzun değil mi? Ben böyle seviyorum dış ses. Hanımlar onu içmek için pipet isteyebilir. Pipetim kalmadı derim ben de dış ses. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Evet, çok iyi. Bakıyorum yine çok güzel kaynaşmışsınız. Bensiz bunlar dünkü çok... puanlamadaki negatif halinden eser yok şimdi. Yok. Değil mi? Hepsini ayrı ayrı çok seviyorum zaten. Biz de seni çok seviyoruz. Evet, biz de seni çok seviyoruz. Çok güzel. Bensiz çok mutsuz Aslı Hanım bunlar. Ya bence de. Evet. Meral bana böyle geliyor. Alıştınız bence. Çok alıştınız. Bu hafta birbirinize. Evet, gerçekten hiç bitmesin yarışma. Ben anlamadım ya. Özlem kendi evinde ben ustayım dedi. Niye yapamıyorsun? Niye ustayım dedim? Ben demedim. Diğer Emel abla. Hayır, siz de söylediniz ama. Ben hayır, bu sunumlu usta değil. Ben usta diyeyim demedim. Eşim çalışıyordu. O yüzden öyle ben yanlış dedim. Yapamadım. Niye yapamadınız kızlar? Bilmiyorum. Sadece bunu yapabildik. O öyle olmaz. O en tepeye gelecek işte. Aç onu. Bu en tepesi zaten. Ver. Hı. Şu arası değil mi? Evet, o arası ama alttan tutturacağımız şeyi bulamadık. Aparatı mı bulamadınız? Evet. Ya şimdi bununla uğraşmayalım. Bence yapıldı sayalım. Bence Beste'nin eşi bunu yapar. Yapar. Evet, aynen. Yapar. Bırakalım biraz da erkekler yapsın bir şey. Canım biraz her şeyi yapmaya çalışıyorsunuz. Değil mi? Ay şu ne güzel bir biblo. Bakar kahve mısın? Nerede kaldı? Bak bak şunun evet, tatlışlığına. Nerede güzel. Bu kahve kızlar? Çok cici değil mi? Çok tatlı. Getiriyordur çok kahveyi çıkmış. Biraz sabırlı ol istersen. Bunu böyle koyalım. Kahve geldiği zaman bugün yer açılsın. Hanımlar birazdan söylenmeye başlarlar. Hızlanın bence. Kahve makinesinin içine de giremem herhalde. Biraz beklesinler. Onlara da aynısını söylersiniz. Direkt söylerim. Arnavut gelinleri böyle mi olur? Evet, böyle oluyor. Laflarını esirgemezler. Kesinlikle. Vallahi bizim gelinler makineye bile laf söylerler. Onlar hiçbir şey beğenmiyorlar. Onlara bir şey beğendirtemeyeceğim bugün. O yüzden 2 tane kahveyi de sade yaptım. Bakalım kime denk gelecek. Neden hiçbir şey beğenmeyeceklerini düşünüyorsunuz? Yani beğenmedikleri için genelde. Puanlarından belli. Kaç gündür. Sizce buraya ön yargılı mı geldiler? Kesinlikle. Siz ön yargılarını kıramaz mısınız? Tabii ki kırarım. Ne yapacaksınız peki? Oynayacağım onlar için. Şarkı söylerim, oynarım, onları eğlendiririm. Hadi bizim için de oynayın. Müzik sesi mi geliyor içeride? Evet evet. Müzik sesi bizi geliyor. Bizi unuttu mu? Ne oldu? Oynama sesi geliyor. O var ya şimdi dış sesle birlikte eğleniyorlar bence. Kesinlikle. Kahveler ne oldu tatlım? Hemen geliyor aslanım. Hadi gel gel. Biz burada oturduk kahve bekliyoruz. O gitmiş mutfakta göbek atıyor. Ne alaka ya? Beste Hanım umursamıyor musunuz bizi? Gidiyorsun orada oyun oynuyorsun yani. Gel kahveni bırak git oyna. Bence bu kadar oynama yeter. Gelinler bizi bekliyor. Evet kahveler soğudu diye kızacaklar şimdi bana dış ses. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hah geldi bir tane. Teşekkür ediyorum nasıl sağ olasın. Ben de sana yardımcı olayım bir tane. Çok teşekkür ederim Aslı Hanım. Hadi bakalım. Ben şunu hemen bırakıp geliyorum. Tamam gel. Bir de bir sunumluk oluyor değil mi? İlla ki yanında çikolatası evet. olması gerekiyor. Buyurun Aslı Hanım. Evet eskiden yoktu bunlar. Evet. Ha? Bu yeni son bir 2 yıldır var sanki. Evet. Bu fincanlar da bana hiç yabancı gelmedi. Bana çok da her yerde var bu fincanlar. Evet de vardı bu fincanda. Herkes de var. Güzel, şık bence. Ben evet, de beğendim okay. fincanları. Güzel. Evet, sen ne diyorsun dış ses? Aslı Hanım, benim dikkatimi su bardağı çekti. Allah Allah, nesi? Benim de. Epey uzun bence. Bir pipet lazım ona. Ama bence çok şık duruyor, hiç çirkin durmuyor. Evet, sadece... Bakayım, pipetsiz de içiliyor mu? Bence bardaklarla sunumluklar uymuş, birbirini tamamlamış diye düşünüyorum. Biri ince size uzun, tamam, biri böyle kalçası büyük. Evet. Hafif benim gibi balık etli. Bardaklar Aslı Hanım. Bardaklar flüte benziyordu aynı. Flüt çalmayı çok seviyor galiba. Yalnız bu taç nedir, ne havalı bir şeydir bu gerçek mi? Evet gerçek. Şaka yapıyorsun. Ne zaman taktı, kim taktı? Düğünde oldu. Hadi yani ya. Düğünden önce oldu. Öyle şey doğuda... Kına gecemde taktım. Doğuda mesela altın kemer takarlar evet, ama... Evet, evet, evet. Altın taç demek ki sizde. Ha, görürüz bakalım. Ha, çok havalı değil mi? Merak etme. Bana daha çok yakışırdı o Aslı Hanım. Sana daha çok yakışırdı. Ama var ya bunu neydi senin kocanın adı? Hüseyin. Hüseyin bunu görürse Hüseyin. Sana alır zaten. Evet. Der benim karıma yakışır der. Aynen bana daha çok yakışacağına inanıyorum. Arkadaşına da çok beğendim gerçekten. Bir yerde altın ve taç varsa onu takacak tek kişi benim. Beste Hanım'ı bozmak istemedim. Gülmemek için de zor tuttum kendimi. Gerçekten görümce topuzu gibi olmuştu. Hiç olmamıştı bence. Arkadaşına da çok yakışmış. Ben sana da çok yakıştırdım. Hatta hiç böyle bir hani farklı bulmadım yani. Sanki böyle benim kızım taçlı doğmuş. Maşallah değil mi dış ses ne diyorsun? Aslı Hanım yakışmış. Kesinlikle çok yakışmış. Gözlerimi alamadım. Evet. Böyle dışarı çıkmıyorsun tabii değil mi bu zamanda altına zam gelmişken? Biraz korkuyoruz ama çıkıyoruz. Bizde gelin çayları falan oluyor. Takıyor musun? Aha, gelin çayları falan oluyor Aslı Hanım. Aa. Mecburen böyle taksiye atlayıp gidiyoruz. Dur bir bakayım dur. Aslı Hanım kafasından biri alır götürür. Kaç ayar bu acaba? Kaç ayar bu? 14. Vay vay. 22 paramız yetmedi Aslı Hanım. Aman olsun aşkım. 14'müş, 22'ymiş, 18'miş. Evet. Ya da gümüşmüş yani. Ne fark eder? Evet. Mühim olan ne anlam teşkil ettiği, ne anlam taşıdığı, öyle değil mi? Kesinlikle. Tabii. Bence de. Öyle. Aslı Hanım, tacın fiyatı ne kadar? Ne kadar olabilir? Sormayalım dedim ama sen dayanamadın. 100 bin var. O kadar değil. 5 sene önce evet. 100 bin. 14, evet. 14 ayar. Kaç gram? Evet. Gramajını bilmiyorum. 14 ayarlar birazcık daha uygun. Daha uygun. Evet. Dokusu kalın ama. Hı hı. O zaman yani bir evi kafasında taşıyor. Vardır. Öyle diyelim yani aslında. Yani 5 sene önce çok kıskandım ben gerçekten. Ben çok istemiştim aslanım düğünde hani takı takılırken videoda falan görünsün. Çünkü kına gecesinde kuaförde topuz takılırken bu yapılıyor ya takılıyor. Evet, hani takı töreni gibi olsun, bu da takılsın falan istedim ama gelinliğime uymuyor diye açıkçası bunu tercih edemedim. Ay canım benim, kına gecende göreceğiz. Kına gecende var zaten. Evet. Hey hey hey, gelin başında ne taşıyor, rezidans mı? Yani kesinlikle bir ev taşıyor aslanım yani. Paha biçilemez. Ya gördün mü? İnşallah benden de gelinime kalır, oğlumun eşine kalır. İnşallah. Beste Hanım'ın kafasındaki tacının çok pahalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü aynı tacı 2 yıl önce ben sormuştum. O kadar fiyatı değildi. Ay Emel abla, yemin ederim sen beni güldürdün. Allah da seni güldürsün. Bir taç, bir ev niye taşısın Allah için? Şimdi biraz daha seni yakından tanıyalım. Sosyal medya kullanıyorsun. Evet, kullanıyorum. Nelerden hoşlanıyorsun? Hobilerin var mı? Neler paylaşıyorsun? Komik videoları çok seviyorum, çekiyorum. Evet, izleyelim bakalım. Kendim özellikle eşim hoşlanmıyor pek. Halime bak. Müziği alayım. Ama burada 1. sınıf fotoğraf çekimleri olurdu ya. Evet, evet. Oradaki fotoğrafım. Bence çok tatlıydın. Ben şimdi sokağa çıkamıyorum. İmbizatlar var. Aşağı inemem. Kumandan var. Ne olacak halim? Burada karantinadaydık. Öyle dedik, anı kalsın, çekilelim. El alemi kocaları karısının ismini kumla dövme yaptırıyor. Abdest tutmuyormuş be ya. Senin de kafan secdeden kalkmıyordu zaten. Çok iyi mi? Kaç yaşındasınız? Ben 26 yaşındayım. Eşin? Eşim 88'li, 33-34 oluyor galiba. Evet. Ay, güzel anlaşıyorsunuz, eğleniyorsunuz. Evet. Çok çok güzel. Evet. Çok yaş farkı varmış gibi de durmuyor. Evet. Benle alakalı herhalde biraz. Yok, büyük gösteriyorum diye. Yok, değil. Hayır, kafa yapılarınız anlaşıyor. Evet evet, yani çok anlaşılıyor. Yaşı büyük olur, ay ben böyle şeylerden hoşlanmam der. Evet. Hani uyum göstermez. Sana uyum sağlıyor. Evet, çok uyumlu. O konuda çok uyumlu. Güzel. Burada Bursa'daydık. Annemlere gitmiştik ziyarete. Ailen Bursa'daydı senin. Evet, ailem Bursa'da yaşıyor, Gemlik'te. Selam olsun buradan Bursa'ya da. Orada da İskender dedik, yemeden gitmeyelim. Yani. Afiyet olsun. Bursa'ya gidip İskender yenmez mi? Aynen. Bu arada yakında geliyoruz Bursa'ya. Bursa gelinlerimiz de hazır olsun. Öyle değil mi dış ses? Biz de İskender yiyeceğiz, şırayı yiyeceğiz, içeceğiz. Çok yakında Bursa'dayız. Beste Hanım kahve sunumu yapmayı epey seviyor. Çok seviyorum, çok severek çekiyorum fotoğraf. O fotoğrafta bir şey fark ettim ben. Bu bardağın kısası diyecek şimdi. Benim bardağımla aynısı. Ama herkes de var deyip beğenmemişlerdi. Evet, herkes de var diye beğenmedim zaten. Sende de var ama. Olabilir. Niye kullanıyorsun? Vallahi bende bile eski, var gerçekten bende de var. Çok eski bir gönderi farkındaysan. Ama çok şık ya. Hiç de eski şık değil mi? Şık duruyor. Ben ikililerde seviyorum yani. Aslı Hanım. Ya bu hani bence benim için su bardağıdır yani, kahve yanı bardağı değildir. Senin tercihin öyle olabilir, benimki öyle değil. Evet, su bardağı gibi duruyor. Yok, bence beğenmedim. Ya bu çok kısa. Son dönemlerde sen bir dakika yemekte mesela bununla mı içiyorsun suyunu? Hayır tabii yani ki de. Ama yani su içsen. Yok, su bardağı değil. Uzun olsun, meyve suyu içebilirsin. Bence bununla. Özlem Hanım herhalde sunumlar için bu tip bardaklar yani, bence. Kahve bardakları böyle uzunlar oluyor ya. Belki onların yanına yakışabilir, dengeleyebilirdi. Bu kısa kalmış, o uzun kalmış. Onu sevmedim. Boyu boyuna olsun seviyor, anladım ben. Burada bizimkiler Beşiktaş şampiyon olmuştu. Beşiktaşlılar mı? Evet. Yine bir kahve sunumu. Evet. Bu ne bu sefer? Bu latte. Latte mi? Latte. Keşke biz de yapsaydık. Bir dahakine geldiğinizde yaparım kızlar. Teşekkürler. Sözüm olsun size. Evet, ev hanımısın değil mi? Evet. Yani bunlara vaktim kalıyor. 2 senedir ev hanımı. Daha önce ne yapıyordun? Ondan önce kuafördüm, dükkanım vardı. Ha, evet, pandemide kapattığını söylemiştin. Pandemide kapatmıştım. Doğru, hatırladım. Aslı Hanım. Efendim? Beste Hanım bütün hafta boyunca çok iyi kuaför olduğunu söylemişti. Evet, evet. Acaba bir saç kesimi mi yapsa? Aa evet, neden olmasın? Olur, olur. Büyük bir zevkle. Saçını kestirmek isteyen varsa. Saçlarına bakar mısınız? Tabii ki. Kırıklar var mı? Birazcık uçlarında var, birazcık uçlarından alabiliriz Aslı Hanım. Hadi canım. Hı-hı. Şimdi. Evet. Zaten olur. Saçları gayet güzel, omleli. Gerçekten. Evet, bence sadece de. Sadece uçlarından kırıklarını alabiliriz. Vallahi peki sen kesmek istiyorsan, tamam. Sen de kestirmek istiyorsan kızlar biz de izleyelim o zaman. Aynen. Biz de izlemek. Vallahi öyle. Hadi görelim. Tamam. Evet. Harikasın vallahi, aldı makası, tarağı geldi. Evet. Hazırlandık. Uçlar temizleniyor vallahi. Gelmişken arkadaşın onu da hallediyor. Damla. Sağ olsun Beste Hanım. Vakit bulamamıştım kuaföre gitmeye aslında. Doğru. İyi oldu. Şimdi Besteciğim, nereden başlamalı saçı kesmeye önce? Arka kısmından başlamalı. Arka orta önler, mı? Evet, önler en son kesilmeli Aslı Hanım. Tamam. O yüzden önlerde mesela hareket isterler, onlar en son konuşuluyor mesela. Önce arka taraf hallediliyor. Evet. Kesimde genelde düz kesimde, böyle katlı kesimde daha farklı oluyor Aslı Hanım. Kuru kesmezler kimisi, kimi de kuru keser saçı. Kuru kesim daha mantıklı. Neden? Saç şey olduğu için, ıslakken saç çekiyor mesela, ama uzunken mesela düzken saç daha doğru bir kesim. Daha doğru bir kesim oluyor, aynen öyle. Beste Hanım çok kesmeyin. Yok yok canım. Sen korkma, merak etme. Sen katlı mı kesiyorsun hafif böyle? Ha? Sadece kırık alıyorum şu an Aslı Hanım. Bu katlı kesim olmuyor. Aralardan alıyor böyle, değişik bir stil yapıyor. Evet. Güzel yapıyor. Şey derler, genelde Arnavutların böyle saçları böyle yüksek yüksek değişik topuzları vardır. Evet, bizde var. Ha. Şu anda gördüğünüz üzere. Senin daha yükseğini de gördüm ben. Benim kına gecemde öyle aslında. Arabalara falan binemiyorlar. Evet. O saçla. O yüzden çok iyi kuaför çıkıyor oradan. Saç konusunda evet. Çok alengirli yapıyorlar değil mi saçları? Evet, evet, evet. Bizim Bayrampaşa o konuda biraz şey... Meşhurdur. Öyle topuz konusunda evet. Aa, sen de öyle saçlar yapabiliyor musun? Yapıyorum aslanım. Evet, yapıyorum. Nasıl gidiyor Beste Hanım? Güzel gidiyor şu an. Çok iyi gidiyor, ben görüyorum. Bak ne kadar aldığımı görüyorsun. Teşekkür ederim. Beste Hanım. Buyurun bu ses. Bu işlemin ücreti ne kadar? Bu işlemin şu anki ücreti fönüyle birlikte 100 TL. Aa, uygunmuş. Uygun. Benim kuaförüm 50 TL'ye yapıyor ama. Kesimi aynı. Bak şahane de kesiyor. Efendim burada... Saçımızı kestiriyoruz, önümüzü yapıyoruz. Maksimum ödeyeceğiniz rakam 100 TL. Aynen öyle. Emel, sizin orada ne kadar? 50 TL Aslı Hanım. Sizin oranın semtini söyle. Bayrampaşa, bizim de Gazi Osman Paşa. Aynı semtteyiz. Hem kesim hem fön. Evet. Yıkama. Aynen, hepsi içinde 50 TL. Bu zamlardan sonra. Evet, aynen. Daha yeni çünkü gittim, işlem gördü saçım. Saç geliyor. Aa. Kuaförümün adını da verebilirim. Ay daha neler. Reklam yapmaya gerek yok. Semte verdim yeter. Yeterli. Zaten sizin semte gelince bizim teşekkür yayından ederim. Sonra Emel'in evi nerede deyince gösterirler. Merak etme. Teşekkürler canım. Ben şunları bırakıp hemen geleyim. Tamam. Bırak aşkım. Damla Hanım, siz de gidip silkelenir misiniz? Çok güzel olmuş. Gerçekten. Teşekkür ederim. Nasıl oldunuz kızlar? Çok güzel oldu. Vallahi serkelensiniz gibi. Çok vallahi ellerine sağlık bir tane. Güle güle kullansın burada arkadaşım. Hazırsanız kızlar bakayım. Olmaz. Şöyle ha. Çok güzel oldun. Güle güle kullan hayatım. Aslı Hanım, Özlem Hanım bir anda etrafı temizlemeye başladı. Evet üstüme falan hep kıl geldi. Ben gerçekten çok kötü oldum. Ne yapacağız? Üstüne gelmedi, her şey şurada. Yok, silkeliyorum deminden beri zaten. Silkeledim ama üstümü. Burayı da silkeleseydiniz ya. Yardım etseydiniz bana keşke. Ay yok canım. Yani o titiz Özlem bir şey demedikten sonra sen bir şey dememelisin ya. Yok ben konuşamadım. Aa, tutuldu kız. Dilin tutuldu şu an. Evet. Ah canım benim. Geçer bir su iç. Bence Damla Hanım'ın saçını kesmesi hiç doğru değildi. Ben olsam asla yaptırmazdım. Şov yaptı ya Damla'nın saçını keserek. Kesmedi bile. Şöyle 2-3 makas atıyormuş gibi yaptı. Neydi o, anlamadım. Dur, kaldıralım mı? Ne yapalım bunu hemen acil? Bence kaldıralım. Başkasının saçına dokunamıyorum. Yoksa kesinlikle çoktan süpürge açmıştım. sanki kıskandınız biraz sadece Damla'yı kestim diye. Niye kıskanalım ki yani? Siz de emelikli oldunuz vallahi. Her şeyi benden kopyalıyorlar. Kıskançlık derken Emel abla da Damla'yı kıskanmış, hemen örgü yaptırmış bugün. Aa, evet gerçekten evet. Damla'nın saçını çok beğendim. İtiraf ediyorum. O yüzden böyle bir model istedim. Evet size de çok yakışmış. Evet, sana da yakışmış hayatım. O zaman neymiş, kıskanılıyormuşuz değil mi? Evet ben daha çok ama. Kesinlikle ona katılıyorum kesinlikle. Değil mi? Beni kıskanmıyorlar. Evet evet. Bak işte gördünüz. Kesinlikle seni Emel abla. Emel'cim rahatladınız mı şimdi? İyi misiniz? Çok rahatsız Aslı Hanım. Saçlar maçlar yani kalktı şimdi temiz evet, hayatım. Evet, her evet, şey evet, yolunda. Biraz salonu değerlendirelim mi? Nasıl buldunuz Beste'nin salonunu? Beste Hanım beyaz koltuklarına siyah konsol tercih etmiş. Orta sehpanız tek başına güzel ancak buraya epey küçük kalmış gibi. Halınız ise salona uygun bulunmayabilir bizden söylemesi. Bakalım gelinler neler diyecekler. Son perdenin rengi ne alaka? Tülü çok güzel. Gerçekten çok beğendim. Aha. Teşekkür ederim. Dantelli tül kullanmak yerine bunu çok güzel kullanmışsın. Çünkü çok hareketli olduğu için o da. Evet. O da hareketli olsa çok kötü dururdu. Ama hı-hı, fon perdenin rengi gerçekten çok alakasız duruyor. Fon perdeyi de şu yastıklarıma uydurmak istedim. Yastıklarını bile görmedim. Ama rengi tabii internetten aldığım için maalesef biraz kötü oldu yani. Ne kadar fiyatı peki? 150 TL'ye aldım. Yorum yaparken kafamı kırma. Elim çarptı. Yorum yaparken kötü oldu yani. Ne kadar fiyatı peki? Dikkatli ol. Renk tonu farklı geldi. Yani benim fotoğrafta keşke gördüğüm farklı geldi. Zamanım olmadı. Gülmeyin de yorum yapıyorlar. Neden gülüyorsunuz? Yine başlıyor. Evet aslında çok değişikler yani. Yorum yapıyorum, yapamıyorum yani kızların yüzünden. Herhalde suratımda değişik bir şey görüyorsunuz. Biraz saygılı olur musunuz? Kızların rahatsız olduğunu düşünüyorum. Suratımda komik bir şey yok bence. Sürekli bana baktıklarında gülüyorlar. Bu da benim sinirimi çok bozuyor. Biz devam edebilirsin. Devam edebilirsin. Buyurun. İzin verdi. Bu durumu herkes yaşıyor gerçekten. Çünkü evet, bir şey sipariş ettim ama aynı gelmeyebilir benim için. Ama keşke değiştirseydim veyahut da başka bir şey. Zamanım yoktu dediğim gibi zamanım yoktu. Zamanım yeni mi aldınız? Olsaydı, evet yeni aldım. Ne kadar aldınız peki? 150 TL'ye aldım çiftini. Gayet uygun. Klentlerle beraber mi? Hayır, klentler koltuk takımına ait. Ha, anladım. Ha. Yani sen ne düşünüyorsun? Ben de Aslı Hanım'ın perdesini beğenemedim. Neden beğenemedim? Bu kırışmıyor. Gerçekten çok evet, güzel evet, bir çok perde. Tül. Evet, tül olarak. Ama yukarıdan sanırım 2 parmak değil de 5 parmak aralık bırakmışlar dikerkene. Sık file değil. Öyle file hazır değil. Evet ben istemedim. Dikerken. Evet dikerken. Ben istemedim çünkü camı biraz olduğu için. Yok birazcık daha sık olsaymış çok güzel olabilirmiş. Yani böyle yan yana hı-hı, daha güzel olabilir. Filelerinin biraz daha sık olması evet, gerektiğini evet, söyledi. Ben bilerek almadım onu. Evet. Çünkü benim camım küçük daha çok güneş girsin içeriye diye almadım. Ha, onu bilemem ama görüntüsü fileleri daha güzel. 1'e 3'lerde çok güzel çünkü bu duruyor sefer sık pil alınca aslanım çok karanlık düşüyor evin içi. Doğrudur, bir de duvarlar gri olduğu için. Evet. Niye duvarlarını gri tercih ettin tatlım? Ya gri gold karışımını çok seviyorum. Gri gold? Hı. Allah Allah. Siyah evet, da var ama. Evet siyah da çok var. Aslı Hanımcığım bir de ben bir şey söylemek istiyorum. Çok şu belediyeye söyleyelim de. Ha. Defne Hanım'a da aplik versinler. Önce ismini öğrenip ver. Ay pardon. Defne. Sürekli Defne ile karıştırıyorum arkadaşı. Beste canım memnun oldum. Beste. Evet bana sürekli dedi ki apliklerin belediye mi dağıttı dedi. İyi ki belediye bana dağıtmış. Genç sadece burada var ama hayatım. Orada çok güzel olurdu. Aplik değil ayrıca onlar. Şam'dan. Onlar Şam'dan işte oraya aplik olmalıydı. Gitmemiş. Çok güzel olur. Asla gerçekten gitmemiş. Altın sarısı aplik. Yemin ederim çok güzel olabilir. O mumluklar ne ya? Tahtayı siyaha boyamış, üstüne simli mum koymuş. Hiç yakışmış mı o duvara? Beste Hanım, şamdanlı koyacak yer mi bulamadınız? Siz de Emel Hanım gibi mutfağa kataydınız. Evet, evimizin yorumuna geçelim mi biraz daha? Geçelim. Aplik belediyeme söyleyeceğim, arkadaşa da versin. Evet, söyleyeceğim. Konsolunu nasıl buldun? Konsolu benim üniteme benziyor. Rengi eğer beyaz olmuş olsaydı güzeldi. Ben siyah olduğu için pek beğenemedim. Aynısı benim evimde ben de daha vardı. Öncesinde beyaz kullandım. Yeni değiştirdim eşyalarımı. Geçen sene yeni ev aldığımız için. O yüzden dedim ki eşyalarda da bir değişiklik yapayım dedim. Saygı duyuyorum senin görüşüne. Evet. Halını da pek beğenemedim. Salon halısı değil Aslı Hanım. Evet, sofra bezi gibi. Aslanım benim oğlum olduğu için, yerlerde dolandığı için yıkanabilir, pratik bir halı tercih ettim. Evet, senin mesela ayrı bir oturma odan yoksa... Yok, evet, çocuk odası var. Burayı biraz daha böyle konforlu, rahat yaşanabilir. Evet. İşte leke olduğunda, bir şey döküldüğünde fazla içi yanmayacak. Evet. Öyle değil mi? Evet. İşte o yüzden belki böyle bir şey tercih etmiştir. Aslanım yıkamalar var, onlar da para kazansın. Halı yıkamalarımız zengin etsin. Evet. Yani kış için kalın halı tercih ediyorum zaten ama şimdi siz geldiniz diye böyle bir halı tercih ettim. Uyumlu olsun diye. Evet. Avizenizi ne kadar aldınız peki? 100 TL'ye aldım. Avize değil ki o. Ne o? Çok spor kalmış o da. Evet, gerçekten. Hani beyaz duyular olur ya, onu biraz sporlaştırmışlar. Evet. Sen de hiçbir şey göremedik nedense. Benim avizemi hepiniz gördünüz yani. Mutfaktaki avize güzel değildi ama oturma odasındaki avizeyi kıskandım. İtiraf ediyorum. Evet, söylemiştim zaten halısıyla. O yüzden iki verdi. Teşekkür ederim. Peki buraya böyle bir çiçek koymuş arkadaşınız köşeye. Nişan nişan çiçeğim. Evet. Öyle mi? Güzel olmuş. Ve olmazsa olmazı tüm evlerin saati. Evet. Haftada bir iki görmeye alıştığım saat. Ben normalde Özlem Hanım'ın evindeki gibi sarısını almıştım ama benim oğlum top fırlatınca kırıldı. Ne, sarı değil mi? Sarı. Ha? Bu da sarı ama Özlem Hanım'ınki gibiydi, salonundaki gibiydi. Beyaz değil yani, sarıydı, siyah, gold gibi duruyordu. Evet. Top fırlattı benim oğlum, kırıldı, yere düştü. O yüzden böyle tercih ettim Peki sonrasında. Yanında iki aynayı nasıl buldunuz? Keşke çıtalar olmasaydı. Ayna zaten her yerde çıta var Aslı Hanım. Arada da çıta. Çıta da güzel olmuş ama keşke ayna tarafları olmasaydı. Onların hepsini ben kendim yaptım Aslı Hanım. Öyle mi? Çıtaları da mı? Evet, hepsini kendim yaptım. Beste Hanım, evinizin her yeri çıta. Gözlerim çıta görmekten kanadı. Beste Hanım'ın el emeği çıta ama her yerde çıta, çıta, çıta. Emel Hanım da varak varaktı, Beste Hanım da çıta çıta diye gitti yani. Çok boğmuştu kesinlikle. Az kullanılsaydı daha güzel olurdu. Yani Aslı Hanım bana hep dolu dolu dediler. Ben şu an şok içindeyim. Bu evde de her yer dolu. Katılıyorum. Yani evet, orada bir şey var. Orada var. Görmedim, duymadım, bilmiyorum ben. Neden gülüyorsunuz? Yorum yapıyorum. Güzel yorum yapıyorsun, sempatik yapıyorsun, ona tabii besim ediyor olabilirler. Saat var, ayna var, mumlar var, çıtalar var. Halı gösterişli, sehpa gösterişli, perdeler gösterişli. Bence senin tam zevkine uymuyor mu gösterişli? Yani. Sen gold seversin aslında. Ben gold seviyorum aslında. Uyum, ayna da seviyorum. Ayna da seviyorum, sizin evinizde de söyledim. Aynayı seviyorum. Evet tatlım. Yani... Bilemedim Aslı Hanım. Ya. İkilemde kaldı. Yok, ikilemde kalmadım. De toparlayalım şimdi, buradan mutfağa geçelim. Evet, halı, avize, çıtalar çok fazla olmuş. Renk uyumun güzel, koltukların altı öyle olması çok güzeldi. Krem olsaydı asla modelini göstermezdi. Böyle yapman çok çok iyi olmuş. Teşekkür ederim. Ama gerçekten genel olarak oturmadan çok beğenmedim. Renk uyumu var, evet. Ama beğendin mi, beğenmedin mi? Hayır, renk uyumu var ama beni hitap etmiyor. Hani çok da güzel değil yani. Halı olmamış, avize olmamış, çıtalar çok çok fazla. Olabilir. Bir tek orası boş olması zaten. Orayı yapmasaydım ne olmuş? Ya şimdi oraya kalkıp da bir tablo da koysaydım, siz de bu sefer diyecektiniz ki oraya olmuş o zaman. Tablo niye koydunuz diyecektiniz. Ne olmuş bu evde? Doğru, ne olmuş bu evde? Yani genel olarak beğenmedim dedim. Renk uyumu var ama dedim. Öyle konuş. Peki o zaman kızlar. Öğretmenim. Özlem, senin ekleyeceğin bir şey var mı? Yok, ben de beğenmedim. Belirttim. Siyah bana göre hiç. Zaten bekliyordum böyle bir şey. Yani. Diyorsun. Yani. Yani Özlem'den beklenen hareket. Neyse, düşük puanları alınca sıkıntı yaptı kendine. Öyle şimdi mi? Bir karın ağrısı tuttu onu. O yüzden alkış böyle ne? Şimdi... Onu anlayamadım. Şimdi böyle... Kim alkışladı ki? Ben alkışladım Özlem Hanım'ı yani. Bravo diye, beğenmedim dedi ya. Beklediğim bir hareketti yani. Dur bakalım. Daha mutfağımız var, şeyimiz var, masam var. Açıkçası. Çok etaplarımız var. Şimdi bir mutfağa gidelim. Bakalım Beste'nin mutfağı nasılmış? Hadi tamam, buyurun gidelim. Masayı komple çok beğendim. Bu dertsiz masa örtüsü değil mi? Evet. Evet. Benim 14 çeşitli aslında. Benim de 14'tü. Benim 15. Ellerine sağlık. Bir şeyim eksik. Ne? Beste Hanım sofrada neyi unuttu? Hemen getireyim. Beste Hanım'ın düğün görüntüleri gelinler gibi sizleri de şoke edecek. Hiç yer yoktu, hiç. Gerçekten boş yer yok. Takan takısının misafir geri gitti. Dedim görüntülerimi karıştırdık. Bundan sonra 9 tane daha giyeceğim Aslı Hanım. 9 tane. Ben şok. Hangisi gelin olduğunu karıştırırım. İyi ki bizde yok böyle bir şey. Öyle mi? Evet, kıskanırdım. Bu haftanın naif gelinleri. Teşekkür ederim Aslı Hanım. Buradan sonrasında bir şey değil. Buna halk karar vermeli. Ben salonumda sadece koltuk takımını beğendim. Yatak odanı hiç beğenmedim. Dolaplarını vesaire beğendim. Bir şey demek istemiyorum. Senden çok çok iddialı bir şey bekliyordum. Gerçekten şaka gibisiniz ya hepiniz. Bu ev bu puanımı hak ediyor. Ne yapayım? Öncesi ve sonrası gelinlerim için de bu mesajı vermiş olmak istiyorum. Beste Hanım'ın oldukça modern bir mutfağı var. Beyaz dolaplara siyah tezgaha çok yakıştırdık. Yemek masası ve sandalyeniz de buraya çok güzel uymuş. Biz genel olarak beğendik. Bakalım hanımlar neler diyecekler. Evet, şimdi Beste'nin mutfağındayız. Hanımlar, siyah beyaz bir mutfak. Evet. Nasıl buldunuz? Aslı Hanım, ben başlayayım isterseniz. Başla Damlacığım. Ben halıyı hiç beğenmedim. Buraya göre bir halı değil. Rengi güzel, siyah beyaz olması. Hı hı. Ama yuvarlak oluşu benim hoşuma gitmedi. Kare mi olmalıydı? Dikdörtgen mi? Ne olmalıydı? Kare olsa daha güzel olurdu. Buraya sanki paspas atılmış gibi. Ölçü olarak buraya uymuyor kare halı. Aslında özel yaptırabilirdin. Evet. Yani ben özel yaptım. Yani bunu yaptırdım özel olarak. Yuvarlak meram vardı. O zaman öyle yaptırdım. Evet. Değişik olmuş yuvarlakta değil mi? Dolap kuplarını beğendim. Değiliz. Siyah beyaz zaten hoş benim dolabım gibi. Evet. Genel olarak beğendim mutfağını. Yine masa kullanmış. Evet. Bakın tabure kullanmış. Evet. Kullanışlı. Sanıyorum balkondu. Balkonu içeri mi aldınız siz? Evet aslanım. Kendi evimiz diye dedik çok güzel. Ufak bir tadilat yapalım. Yani mutfakta en azından yemek yiyebileceğiz bir ortam açmışsınız kendinize. Zaten benim bütün günüm burada geçiyor. Televizyonum da var o tarafta. Evet gördüm. Biz burada oğlumla birlikte oturuyoruz falan. Evet. Yazın zaten çok güzel oluyor burası. Ben boşuna demiyorum yani. Mutfak evimizin en önemli kısmı. Mutfakta geçiriyoruz. Değil mi? Kalbi mi? Evet. Aslanım. Eşini salona almıyor zaten. En çok mutfakta geçiriyor. Evet gerçekten öyle aslanım. Eşimle yani mutfakta sabah kahvaltımızı çok güzel yapabiliyoruz. Hani taşımak. Doğru senin için de öyle. Çok mantıklı. Yani akşam hepinizin evinde mutfağında küçük de olsa masa var. Evet. Ve gerçekten büyük kolaylık. Peki sen nasıl buldun Özlem? Ben mutfak dolaplarını falan beğendim. Beğenmediğim tek şey benim de halı. Evet. Bir de şurayı göstermek istiyorum size. Derzleri mi? Ben kötü de olsa yapmıştım. Keşke sen de kötü de olsa yapsaydım. Böyle kırılmış gibi duruyor. Özlem Hanım sürekli derzlere takılıyor. Kendisi usta galiba. Ben onları kendim yapmaya çalıştım. Ondan öyle oldu. Öyle mi? Evet. Beyaz boya. Bunları her ilişkileriniz yapmaya çalışmasanız olmaz. Biraz Hanım şu olmaz. Şöyle dursa daha güzel durmaz mı bence? Bence altındaki olmasa daha iyi. Evet. Nasıl hayatım? Şöyle güzel yani durur. Suplayı koymasaydı sadece... Evet, ahşap yakışmamış belki de. Evet. Nasıl yani? Bakalım. Böyle mi olmalı? Böyle. Çok boş. Bu sefer de boş mu kaldı? Çiçek olabilirdi. Bence çok sade olurdu böyle. Gerekli. Çünkü cam olduğu için kendini belli ettirmiyor. Doğru. Sadece şöyle bu çiçek bence fazla. Şu kepçeler de hiç olmamış. Saygı duyuyorum. Ve makas. Evet, makas börek makası. Börek yapıyoruz ya. Tamam da çekmeceye katabiliriz. Bak buraya bir kupla veya... Ama iyi de canım. Çok kalabalık demiştim. Biz de her hafta sonu börek açıyorum ben. El açması size de bugün yaptım. Evet. O yüzden o benim elimin altında olmalı. Olabilir, çekmeceden çıkartabilirsin. Çekmecem yani çok kalabalık olduğu için makası orada kullanmayı tercih ettim. Burada sadece bence fincanlarınızı asabilirdiniz. Yani hani fincanlar açık durabilir. Ya Beste Hanım, bari biz geldiğimiz zaman yani onu kaldırsaydı. Makas ne alaka? Oraya kupa asılır, kupa, makas ne? Arıtmanız da çok güzel, çok beğendim. Su arıtma değil. Ama su kaldırmış. Evet, espri manasında. Ben bu maviydi. Oğlumun mevlütünde almışım yeni doğduğunda. Siyaha boyadım kendim. Evet. Çünkü bunlar biraz pahalı oluyor aslanım. Bunların biraz daha şıkları var. Ben daha böyle uzunları falan. Böyle şerbet katarak görseydik çok hoşumuza giderdi. Valla limonata yapacaktım aslında size ama yetiştiremedim. Hiç uyumadım gece. Evet, hiç. Bir saat bile uyumadım yani, hiçbir şekilde uyku yok. Ya canım benim. Halıyı da beğenmedim gerçekten. Sen halıyı beğenmedin. Peki perdeleri nasıl buldunuz? Ne deniyordu buna? Zebra. Bence perde tam olmuş. Tül perde asla gitmezdi. Ben ucundaki boncukları beğenmedim aslında. Ben de yani çok şıklık katmış. Mutfağa gerek yoktu. Aslında camı büyük yani. Bir süsü de olabilir. Balkon camı ya. Bak şimdi bak. Şu profil, şu süsü sevmez mi? Evet, bence çok sever. Bence taş tutmuş bile kalmış. Hafif bile kalmış. Şimdi o kadar bence kötü görüntü değil. Sen ne diyorsun Emel'cim? Aslanım, ben de halısını beğenemedim. Kare bir halı beklerdim. Hani küçük. Kare bir halı olabilirdi. Ya güvenlik de hiç fena değil ya. Yok, ya tabii arkadaş yapmak istemiş. Bunu kaça aldın bu halıyı sen? 190 TL. 190 TL. Fiyatı uygun. Masanız ne kadar? Öğrenebilir miyim? Masamı da 1250. Bak masa büyütülüyor da. Kayınvalidem evet büyütülüyor. Çok güzel renk seçmiş. Bence siyah seçseydi aşırı derece bu arada. Evet, güzel bir renk tercih olmuş kesinlikle. Evet. Mutfak dolaplarını kaça yaptırdınız? 8000. 8000 TL. Ne zaman yaptırdınız? Bir sene oluyor. Tam bir sene oldu. Ara fayans dahil mi? Yok, hayır. Tezgahlı ara fayans, pardon. 2,5-3.000 tuttu. Ha. Şey, nasıl buldunuz şeyi, tezgahı? Ben bir de şey söyleyeceğim, bir detayı daha kaçırmadım. Saat niye orada? Keşke şurada, şu bak şu kahve köşesini şuraya alsaydın. Saat uymamış da zaten olur. Ya. Bence saat hiç olmasın, hiç uymamış. Yani o vardı elimizde, ona saat taktık. Niye vardı? Hayır, bence yemek pişiyorsa çok sık. Şimdi hani dakika kolunda var ya zaten. Evet, telefon yanımızda oluyor, kolumuzda saat oluyor. Benim telefon genelde oğlumda oluyor, oğlum yanımdayken. Video de yemek yapıyorsun yani. Ne kadar rahat edebilirsin ki? İş yaparken genelde telefon onda oluyor, oğlumda oluyor. Bakayım acaba nereye açsam diye bakıyorum. İstediğiniz yeri açabilirsiniz. Öyle mi? Hakkımı şuradan kullanıyorum. Oo, fincan köşesi. Evet. Yani şu fincanları bize verseydiniz ne olurdu? Aman kırmayalım. Benimkini tutamadınız, tatlı. Onu hiç tutamadınız. Tavaya benziyor. Bence de sosluğa benziyor. Valla biraz onun odası kaçtı diye açıkçası şey yapmadım. Değişik. Bak ben sen beğendin, o beğenmedi. Odası kaçtı diye çıkartmadım. Herkesi mutlu etmek, kapat aşkım. Mümkün değil. Mümkün değil. Hele siz gelin evinin gelinlerini mutlu etmek daha da zor. Şimdi gidelim bakalım yatak odasına ne yorum yapacaksınız. Buyurun yatak odasına. Hadi gidelim. Gelin evi. Çeyiz konusunda iddiasını ilk günden ortaya koyan gelinimiz sözlerinde haklıymış. Hem geleneksel hem de modern parçaların bir arada olmasına bayıldık. Bakalım gelinler de bizimle aynı fikirde mi? Mendillerimizi de sallayalım. Evet. Çok ağırmış bana verdiğin mendil. Evet. Çok nedir güzel. Bu böyle? Tesbih işi diyorlar aslanım ona. Tesbih işi mendil. Evet. Kızlarınki? Benimki her zamanki gibi sarı. Çok güzel. Evet. O seninki yaprak işi, bu kıymak işi diyorlar. Evet. Benimki de çok. Bunlar işleme, boncuk. Ay, o da biraz ağır iş. Evet, o pembe elbisemin ne yeşil elbiseminki de bununki. Bu da şalvarımın. Bu şalvarım. Böyle çiçek gibi şöyle. Ay, hani gelinler bizde böyle yavaş ağır oynar ya. Hani şöyle oynarlar. Evet, kibar. Bu elbisemin dedin. Burada elbiseler görüyorum. Evet, yeşil kupon elbisemin, bu mendili. Her elbiseye özel mendil dikiliyor bizde. Bunları kına gecesinde mi giydin? Evet, kına gecemde giydim hepsini. Bu şalvarı? Evet, onu da giydim. Evet, ay çok renklisiniz ya, değil mi kızlar? Evet. Yorulmadınız mı bunları? Geç yorulmaz olur muyum? Resmen defile yaptık ama. Evet. şimdi değdi izleyince. Evet, evet, kesinlikle öyle. Peki çeyizde neler var? En favori parçan ne? Bize biraz çeyizini anlat bir tane. Valla en favori parçam şurada masa takımım var. Annemin çeyizinden, yani annemin el emeği, göz nuru. 14 yaşındayken örmüş. Bakalım. Açalım. 14 yaşındayken mi? Evet, 14 yaşındayken örmüş. Ay. Ben de çok seviyorum böyle parçaları. Evet, ve senin çeyizine kaldı. Evet, evet. Yani senin öyle. O kullandı, sonra sana nasip oldu diyelim. Hiç kullanmamış. Hadi ya. Hiç kullanmadım dedi. Ay. Öyle yepyeni duruyordu. Hatta hepsi ambalajındaydı, yeni açtık. Ama bunların bu hemen hemen evet herkesin evinde olan. Evet. Ya. Başka neler var? Şu nedir bej rengi olan? Onlar salon takımı, boncuk. Bunlar hazır. Hazır boncuk işi. Evet. Bunları da birileri yapıyor herhalde, bu boncukları. Makineyle olmaz ki. İşleme. Hani hazır derken birileri işlemiş herhalde. Ya, tabii ki ama hazır satılıyor. Makineyle onlar işleniyor. Aynısı bende de var onun. Bende de var. Evet, evet, aynısı var. Beyazı da bende mevcut onun. Çok güzel. Aynı model. Evet, ben de beğeniyorum. Evet. Sende de gördük galiba. Evet. Hatırladım o şimdi. Mendil de çok güzel. Aa, o da kırmızı elbise. Kına gecesinde herhalde kullanılmış. Aslı Hanım şuna bakar mısınız? Bebek. Ay çok ciciymiş bu da. Kullandın mı bu lifleri, ne yaptın? Valla kullanmıyorum. Daha. Kullanmıyorum şu an. Evet. Daha kullanılmadı bunlar. Evet, evet. Şurada da bir beste yazıyor. Evet, onu ben işledim. Çok güzel. Eline emeğine benim işlediklerim şunlar, şu. Evet. Şu, şu. Bunlar hepsi pul işi. Bak, pul seviyorsun sen. Evet. Bunu çok kullandım. Ya. Evet, senin üzerindeki renkle aynı. Giyeyim bir bakayım. Ben de şunu bir bakalım. Çok yakıştı Özlemciğim. Seviyorum böyle. Sana da yakıştı. Teşekkür ederim. Ay, çok yakıştı. Çok. Nasıl buldunuz kızlar, hanımlar çeyizini? Çok iddialıydı ama açıkçası bu kadar az beklemiyordum. Az mı buldun? Evet. Ben de az buldum. Senin çeyiz daha mı çok? Özlemciğim sen... Kıyaslayamam. Belki daha az olabilir ama gerçekten çok iddialıydın. Aşırı derece iddialı. Ben çok iddialı. Sen elbiseleri çeyizden mi sayıyorsun? Hayır, çeyizleri ben elbiseleri ben çeyiz olarak saymıyorum. Benim çeyizim daha çoktu. Bir şey yok. Hepsi yatağında zaten. Bizde yöresel bir şey olduğu için robalar çeyizde görülür diye ben de öyle asmak istedim. Ama onlar çeyizden saymıyorum. Onları çeyizden saymıyorum. Çeyizden sarsaydım yatağa sererdim onları. Kapatmak için, doldurmak için. Yani çoğu şey hazır, o hazır, bu hazır. Ben de bana göre, bana göre de biraz az geldi. Hazır yani, nasıl hazır görebiliyorsunuz? Yok, bu hazır dedim, bu hazır dedin, şu hazır dedim. 100 tane tülbent var orada, yazma var. Bence de çok yazma var. Yazmam fazla sadece. Dantelleri görmüyor musunuz? Havlun yetersiz bir, 5 tane lifin var yani. Ne kadar var, az değil, çok. Beste Hanım çok iddialı konuştu. Çeyizim çok fazla, seninkinin 2 katı falan diye. Görünce zaten şoka girdim. Düğün kıyafetlerini asmıştı. Bana göre o çeyiz olarak sayılmıyordu. Ama çeyizi hiç yoktu gerçekten. Hoppa! Bu ne? O Elazığ'ın yazması. Ha, çok güzel. Çok güzel. Şunun şıklığına bakın. Mevlütlerde falan takıyorum. Çok şöyle göstereyim ben. Renkli falan takılıyor muyum? Bakayım. Sade siyah takılıyor. Nasıl durdu yönetmenim? Oldu mu? Biz bunu mevlütlerde topuzların üstüne takıyoruz. Topuzların üstüne? Evet. Mevlütte de mi topuz var? Evet, tabii ki. Mevlütte de topuz var. Çok şık. Çeyizlerden sonra yatak odasını yorumlamaya geçelim bence. Ne dersiniz hanımlar? Geçelim. Geçelim. Nasıl buldunuz yatak odamızı? Gelinimiz oldukça ferah bir yatak odasına sahip. Son dönemin modası olan duvar çıtalarınızı burada kullanmanız mekana ayrı bir hava katmış. Gri duvar boyası ve pembe fonun uyumunu sevdik. Bir tek her 3 kişiden ikisinde olan saatinizi beğenmedik. Bakalım gelinler neler diyecekler. Duvar kağıdını beğendim. Onu söyleyeyim. Evet. Eşimle kendimiz yaptık. Elinize sağlık. Bu kadar. Duvar kağıdını beğendim. Bu kadar. Yani o zaman yatak... sana döneyim. Yatak odasında Emel'cim sen ne diyorsun? Bak bakayım bana. Heh. Sen ne diyorsun tatlım? Ben avizesini beğenemedim aslanım. Buradan düşecek gibi duruyor. Yapma ya. Evet. Bir gardırop isterdim burada. Var. Var içeride ama burayı kırıp birleştirebilirdi. Hani büyütmek amaçlı. Ben kendim yaptırdım zaten. Dur, normalde böyle canım, değildi. Birazcık sola doğru. Çık sola. Yok çıkmasın da. Bak bak arkada. Çok akıllıca bir şey yapmış bence arkadaşınız. Evet, bölmüş yatak odasını, arka tarafı giyim odası gibi yapmış. Ne güzel. Her şeyimi de topluyor. Evet yani ben yatak odası dedim mi bir şey dolap görmek isterdim eskiden açıkçası. Kalmış benim. Evet. Yani İlla göreceksin. Eski gelin, klasik serilerden hoşlanıyor. Klasik ama rica ediyorum karşılaştırma yapın yani o zaman diyorum. Yapın yani. Çünkü ben 10 yıldır kullanıyorum. Beste Hanım'da 4 yıldır, 5 yıldır. Şimdi artık giyim odaları var ya tatlım. Evet. Hani bazı kişiler böyle tercih ediyor. Kıyafetlerine böyle. Yok ona diyecek bir şeyim yok aslında. Gardırop mesela ben korkuyorum biliyor musun? Ben sevmiyorum. Uyuduğum odada böyle... Her an düşecek falan düşerse. O yüzden yaptırdım Aslı Hanım biliyor musunuz çocuk falan var diye. Çünkü benim eski evim Bodrum kattı ve orada deprem olmuştu en sonki deprem. Belki hatırlarsınız. Ay, hatırlamaz geçen mıyız? Sene falan. Allah saklasın. O yüzden çok sallanmıştık alt kattayız diye de sırf o yüzden yaptırdım yani giyinme odası. Çok iyi yapmışsın. Evet, gardırobu yani geç, gardırobu arkada. Evet. Onun dışında? Onun dışında dediğim gibi hani yatak odasını beğenemedim. Ben de duvar kağıdını çok beğendim. Saati güzel. Saati beğendin. Saati evet, güzel ama yani. Yatak odasında ne alaka? Yatak odasına uygun bir saat değil. Kendi başına güzel. Bir de halılarla neyi uydurdu onu anlayamadım. Başlık o renk değil. Aslı Hanım, makyaj koltuğunda geçen bölümlerinizde bir gelininiz şey yapmıştı. Hurdacıyı çarp avizeyi yollamıştı ya. Evet. İyi bir alışverişti. Evet. Teşekkür ederim. Allah bereketini versin. Bereket hadi sen de güzel sap. Sen de güzel günler bakalım inşallah. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Biz de şunu mu yollasak? Ben onu severek oturuyorum. Şu anda hiç bir hakaret ediyorsunuz bence. Hakaret değil bak, yani. Seviyormuş. Ben severek oturuyorum ona. Gayet de kokoş yani. Aşırı eskide kaldı. Ya, size göre. Yani arkadaşlar Arnavut bir dakika. Şunu ayırt edelim. O gelinimizin kendisi istemişti. Asla biz bir şey istemeden yok yaptık. Tabii ki izledik o gördük zaten. Ki, ay ne olur dedi bak hiç böyle aslanım ne olur çağıralım. Ben işte esprili bir şekilde dedi eşime söylerim. Bunu da dedi göndermiş oluruz yenisini alır dedi. Hani bu vesileyle aslında bizi kullandı sizi biraz bu vesileyle biraz. Dedi. Ama çok tatlıydı çok tatlıştı. Tamam dedik hadi olsun. Böyle bir hareket olsun, bir farklılık olsun. Ben de hayatımda ilk defa bir hurdacıyla pazarlık yaptım. Ama o istememişti. Fakat o seviyor makyaj koltuğunu. Evet, tarz mı seviyorsa baş tacıdır. Evet. Sen uyduramadın. Ben uyduramadım. Zevk benim zevkim, puf benim pufum. İstediğim gibi, istediğim yerde kullanırım. Yatak örtün zaten çok kötü. Kötü. Evet. Seninkinden ben iyi bence. Benimki en azından yeniydi. Çok eskiydi. Daha iyi bence. Bu mu iyi? Ben dün Damla'ya haksızlık yaptığımı hissettim. Yatak odasında. Evine döşemişsin benim gerçekten. Benim odam için genç odası dediler. Evet yani bu odada yaşlı odası gibi. Tarz meselesi kızlar. Evet herkesin zevkine saygı gibi duymak böyle gerekir. Gerek yok yani hepiniz gençsiniz ama herkesin bir zevki var. Bu biraz da Özlem yorum yapsın. Ben şimdiye kadar hiçbirinize anneanne falan asla katılmadım ve söylemedim. Bence bana göre bu kırıcı. Sonuçta hepimiz kesinlikle bir rakibiz. Katılıyor. Bir de gençlik kazanacak. Evet. Anneannelerimizin de buradan ellerinden öpüyoruz ama aynen. Evet. Siz de genç gelinlersiniz. Evet, gerçekten ben de arkadaşlara katılıyorum. Pufu beğenmedim. Çok alakasız. Fon perde başlı başına alakasız. Yatak örtünü de beğenmedim. Hani genel olarak beğenemedim. Saygı duyuyorum. Aslan keşke buraya çıta yapmasaymış Beste Hanım. Zaten evin yoğunluğunda bir çıta olduğu için bence çıta olmuş daha iyi olur. Bence keşke. Olmamış evet. Düz kalsam. Çok ya da bu tablo orada olsaymış da çıtalar burada orada olsaydı çok güzel olabilirdi. Yatak odasını ne kadar almıştınız? Pek hatırlamıyorum ama 3,5-4 milyar falan olması lazım. Avizenizin fiyatı? 100. Beğenmediğin avizenin fiyatı. Hayır ben beğenmedim değil aslanım. Oradan düşecek gibiydi. Düşecek gibi değil kanca var içinde o düşmez. Acıktıysak senin o güzel böreğini yemeğe gidelim. En çok o pırasalı böreği merak ediyorum. Ben de aslanım hadi gidelim. Hadi buyurun. Ben salonda sadece koltuk takımını beğendim. Yatak odanı hiç beğenmedim. Dolaplarını vesaire beğendim. Bir şey demek istemiyorum. Senden çok çok iddialı bir şey bekliyordum. Gerçekten şaka gibisiniz ya hepiniz. Bu ev bu puanı hak ediyor. Ne yapayım? Öncesi ve sonrası gelinlerim için de bu mesajı vermiş olmak istiyorum. Diğer günlerde çeşitleri fazla bulan Beste Hanım kendi gününde az ama öz bir sofra hazırlamış. Bizim için çeşitler yeterli ama gelinlerimiz için yeterli mi bilemedik doğrusu. Sofra düzeninizi çok beğendiğimi söyler, sözü hanımlara bırakırım. Acıkmıştık ve evet, benim güzel gelinim güzel şeyler mi yapmış? Mercimekli köfte görüyorum, sarma görüyorum ve tabii ki bizim senle 2-3 gündür beklediğimiz pırasalı Arnavut böreğini görüyorum. Sen anlat besteciğim. Arnavut böreğini ben yaptım, açmaları eltim yaptı, keki kayınvalidem yaptı. Wow. Sarmaları yengem yaptı, mercimek köftesini ben yaptım, dereotlu poğaçaları ben yaptım. Çok güzel. İçli köfteyi ben yaptım. Sen biraz mi yaptın evet, bunu? Biraz küçük yaptım. Ay nasıl minnak içli köfte. Evet. Bekliyordum bu minnak içli köfteleri kimden göreceğim? Sana nasipmiş. Topları ben yaptım, kurabiyeleri de aynı şekilde. Ellerine makarna sağlık. Salatasını arkadaşım yaptı. Sağ olsun. İçine ne koymuş? Sosis mi koymuş? Evet sosis. Biz çok seviyoruz sosisli. Ben hiç sosisli ben de defa gördüm. Değil mi? Hep güzel oldu. Bence bile o ne turşu mu falan böyle düşünüyoruz sosisi birazcık. O Malaga pastaları yapan sen. Mutfakta hünerli sen şunun sosisi olduğunu bakacağını bilmezsin. Aa. Yolda bir şeyim eksik. Ne? Kraliçem. Ay. Hemen getireyim. Ben rica ederim o halde dış sesten. Aslı Hanım. Efendim. Ben de unutacak diye seviniyordum. Unutturamaz. Hiçbir şey efendim. Emel Hanım. Hele ki trileçeyi unutmak mümkün mü? Ben alayım da ses. Sizin yörenizin değil mi? Evet. Arnavut böreğimiz ne kadar meşhursa trileçemiz de aynı şekilde. Sen mi yaptın, hazır mı bu? Sanki biraz hazıra benziyor. Evet hazır. Ama meşhur bir yerden almışsın belli. Evet. Ben çok güzel yaparım. Hadi ya sen. O gün bilerek yapmadım Malaga büyük diye. Bir gün yapayım çok güzel zaten. Ben de yaparım normalde ama el açması çok uğraştırdığı için. Ah canım bunu tek başına mı yaptın sen? Evet tek başıma yaptım. Ellerine sağlık yapan afiyet ve destek olsun. Veren herkesin ellerine sağlık. Afiyet. Evet kızlar nasıl buldunuz masa sunumunu? Ben çok beğendim. Beğendin mi? Evet yüzük çok güzel. Çok güzel değil mi? Hocamdan böyle bir yüzük bekliyorum. Çok beklersin sen. Evet, kaybede çok beklerim. Bence de. Evet, yemek takımını nasıl buldunuz hanımlar? Ben yemek takımını beğendim aslanım. Ben de beğendim. Su takımıyla takım değil mi? Evet, bunlarla da takım. Güzel duruyor. Evet, bardaklarıyla aynı. Ben hepsini, masayı komple çok beğendim. Eline emeğine sağlık. Sen öyle her şeyi zor beğenirsin ya. Ben şu an şoktayım. Ama benim gerçekten çok kötü bir masa bile olsa el emeği var sonuçta. Ben asla şey yapamam. Teşekkür ederim. Bravo, o yüzden bütün arkadaşlarım hepsininkini çok beğendim. Güzel. Ben de ellerine sağlık. Çok beğendi. O zaman afiyet olsun. Hem tadalım hem sohbetimize devam edelim. Pırasalı böreği bekliyorum. Bugün serbest olsun aslanım size. Ucundan tadacağım. Beni diyete soktular biliyorsunuz kızlar. Şöyle. Lokmalarımı sayıyorlar. Ama şu börek de yapmış kızcağız yani. Evet güzel olmuş. Ellerine sağlık. Beğendim. Afiyet olsun. Arkadaşımınkinden daha güzel. Hangi arkadaşın? Arkadaşımınkinden. Öyle mi? Evet. Sevindim. Arkadaşımız daha sana yapmayacak. İsmini söylemeyeyim de şimdi bir daha yapmaz. Sıcak istemeyeceğim. İyicem böyle. Limonsuz yenmez. Eline sağlık. Özlem Hanım ne kadar limon yiyorsunuz hepsi sürekli. Ben çok severim. Mercimek köftesiyle limon olur Değil mi? Mercimeğe olur. Sarma güzel, limon tadı var onu yiyebilirsiniz. Evet onları sıkmıştım. Ben birazdan limonu yiyeceğim zaten. Mercimek köftesine de sıkmıştım. Neyse ben yarın limon hazırlayayım da sen beni kaldırma. Evet çok iyi olur vallahi. Ben çünkü limon aşığıyım, ekşi çok severim. Bak buradan git sağa dön mutfak oradan. Tamam ben gideyim alayım. Hadi kalk aşkım. Kalk. Aferin. Artık alıştınız her gün birbirimizin evindeyiz. Evet. Ay Özlem, nerede şov yapacağım diye düşünüyorsun. Oh, kendin kalktın, kendin aldın. İçli köfte yapmışsın, mercimek köftesi yapmışsın. Onlar limonla yenir. İnsan nezaketen de olsa yanına bir iki tane limon koymaz mı? Geldim, limoncu geldi. Limoncu geldi. Kızlar isteyen var mı? Ben alabilirim. Teşekkür ederim. Haftanın en az çeşitli sofrası gibi geldi bana. Allah Allah. Yok canım. Benim 14 çeşitli aslında. Benim de 14'tü. Benim 15. Ama onunu da kendim yapmıştım. Sayabilir ben de onunu kendim. Ben hiç saymadım kızlar. Bak saymamış bile ya. Kıyamam. Saymadım valla. Aklıma geleni yaptım. Ha. 12. Evet. Çeşitleri yeterli değildi. 10 çeşitten 4 tanesini kendisini yaptığını söyledi. Bende 14 çeşit vardı. Onu da kendim yapmıştım. Hiç kimseden de yardım almadım. O zaman Aslı Hanım, rekoru ben kırdım. Evet, rekor sende. Ama sen de 3 tanesini yapmıştın. Biz 10 tanesini de kendimiz yaptık. Var? Sonuçta getirdim, çıkardım mı size? Çıkardım. O zaman biz de milyondan toplasaydık o zaman. Çok güzel de yiyordunuz vallahi. Ay ne güzel, ne güzel. Evet, yapanların eline gerçekten sağlık. Çok güzeldi. Kimin evinde kaç çeşit onu yarıştırmıyoruz ki kızlar. Evet, lezzet bütün önemli. Yapanların aynen. Eline sağlık. Kendileri gerçekten açtım. Yarıştırmıyoruz. Mühim olan, anlatabiliyor muyum? Şu anda yorulduk ve acıktık. Şu anda sağ olsun bizi ev sahipliği yapıyor ve bizim karnımızı da doyuruyor. Evet. Afiyet olsun. Teşekkürler. Midelerimiz, gönüllerimiz. Ama yaramasın Aslı Hanım. Afiyet olsun ama yaramasın. Kilo yapmasın bize. Bana da vallahi. Bu yemek takımı, bardaklarıyla takım dedin ya. Hı hı. Fiyatı nedir bunların bir tane? 5 sene önce 1200 TL'ye almıştım. 5 sene önce 1200, 5 yıl önce. Hayır, çok pahalı. 5 yıl önce. Sadece yemek takımı. Hayır, hepsi. Çatal, bıçak, hepsi. Evet. Bence gayet iyi. Evet, uygun. Ben sunumluklarını da çok beğendim ama bir tek masa örtünü beğenemedim ya. Benim sunumluklarım söz, nişan bohçalarının tabakları. Onları ben de çok beğendim. Evet, çok güzelmiş. Ama dediğim gibi bir tek masa örtünü beğenemedim. Masa örtüsü. Bu dertsiz masa örtüsü değil mi? Evet. Çok derssiz hakikaten. Hemen leke çıkıyor. Evet. Bunu uygun bulmuş bize. Tabii ki. Sağ ol. Bence uyumlu olmuş. Beyaz serseydi çok alakasız dururdu. Evet, beyaz değil. Sadece hani modelinden kaynaklı söylüyorum. Bardaklardan dolayı kesinlikle bence uyumlu olmuş. Kağıt peçete olmadığı için şunu kullandım. Kullanabilirsiniz aslında. Ben onları yıkıyorum pırıl pırıl, sonra ütülüyorum. Oh! Kullanabilirsiniz. Hamarat gelinim benim. Ellerine, kollarına sağlık. Eline, koluna sağlık. Sağ olun. Şöyle şimdi senin o güzel kına kıyafetlerini gördük ya. Bir de seni içinde görmek isterim. Tabii ki. Eşinle nasıl tanıştın? Efendim düğün nasıl oldu? İsteme nasıl oldu? Onu izleyelim. Geçelim mi? Evet, Geçelim. Hadi buyurun. O yemeğin ardından şu çay ne güzel gitti değil mi? Çok güzel. Tekrar ellerine sağlık. Çok güzel. Emel o pırasalı böreği güzel yedin. Çok güzeldi çünkü ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Güzel. Evet. Şimdi sırada peki senin tanışmanı görelim. İstemeni. Nasıl evlenme teklif etti? Bize biraz anlatsana bunları. Yani evlenme teklifi pek güzel olmadı. Ben tekrardan evlenme teklif etmesini bekliyorum. Yani hala bekliyorum. 5 sene oldu, hala bekliyorum. Ne diyorsun ya? Yani beni aldı, bir yemeğe götürdü falan. Burası mı? Yok, burası değil, burası. Evet. Burada neredesiniz? Burada kahvaltıya gelmiştik sevgiliyken. Evet. Ne güzel, bak seni götürüyormuş. Burada Ağla'ya gelmiştik. Hafta sonu gezmeye. Gezmeyi seviyorsunuz herhalde. Evet. Ama güzel gezmişler. Güzel. Bu neresi, ne zaman burada bu? Burada yıl dönümümüzdü, sevgiliydik daha. Çiçek almıştı bana. Öyle selfie çekinelim dedik. Bak romantik çocuk. Burada Sultanahmet'e gitmiştik köfteciye. Bu ilk fotoğrafımız. İlk fotoğrafınız. Daha burada 2 aylık falan sevgiliydik. 2 ay falan. Ay canım benim. Nerede tanıştın eşinle? Eşimle kuaförde çalışırken, çırakken açıkçası. Orada çalışırken benim ustamın, patronumun arkadaşı vardı. Çok samimi bir arkadaşı. Eşimin de amca kızı oluyor. O bizi tanıştırdı. Nasıl oldu? Seni beğeniyorum falan, iyi kızsın, hoş kızsın falan. Benim bir akrabamla tanıştırayım seni. Evet, işte benim amcamın oğlu da iyi bir çocuk, hani işte işinde gücünde falan. İyi dedim, ben de bir tanışalım falan. Eşin ne iş yapıyor? Eşim matbaacı, kayınpederimin yeri. Çok güzel. Ailecek. Sonra geldi seni, görmeye mi geldi, iş yerine mi geldi, nasıl oldu? Evet, ilk önce benim numaramı almış. Amcasının kızından, çünkü benim numaram vardı, bana geliyordu hani işlem yaptırmaya. Ondan sonrasında benim haberim yoktu yani numaramı aldığımda. Ben de ona kızdım, niye verdin numaramı diye. Yani biraz tribe falan girdim. Ondan sonra öyle 2-3 gün sonra biz konuşmaya başladık. Evet. Bana önce sosyal medyadan yazmaya başladı. 2-3 gün sonra numaramı alınca da baktı ki bu kız bana yazıyor. Evet. Cevap veriyor falan. Ondan sonrasında telefondan devam ettik öyle. Sonra görüşmeler başladı. Evet, ilk 2011 Kasım ayında tanıştık. 2011'de tanıştınız. Evet. 11. Peki ilk evlenme teklifi? 2013'te evlilik teklif etti. Bayağı bir çıktınız, evet. Görüştünüz. Tabii 4 sene görüştük. Sen bizim kızı niye beklettin damat bu kadar? Ben kendime bekledim diyorum, benden de. Hadi sevgiliyken anlarım da Aslı Hanım, bir de nişanlıyken de bekletti. 2 sene. Neden? Benim babam ev talep etti. Ben dedi kirayı vermek istemiyorum kızımı dedi. Ya, o İstanbul şartları yani herkes bildiği için. Doğru. Öyle bir şartı vardı babamın. Kayınpederim de o şartını kırmadı. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evimizi aldı. O yüzden de dedik biz biraz borç azalsın, eşyalarımızı alalım falan. Öyle beklemeyi tercih ettik. O arada kaynım evlendi, ablam evlendi. Ah sen bekle. Ben yolu açtım herkese, herkes benden sonra. Bunlar kim, bunlar böyle? Ben şapkalı, benim bebekli. Yanındaki de eşimin bebekliği. Kolaj yaptınız. Evet, evet. Çok tatlısınız ikiniz de. Teşekkür ederiz aslanım. İstemede var mı resimler? Var, evet. Evet, kahvesi burada var. Bu ne? İsteme kahvesi, tuzlu kahve. Evet. Meşhur. O zaman böyle kahve modaydı. Fincanı böyle boyatmıştım ben. Bunu bir de bir hafta aramıştım ya bu boya işine. Bu eskitme mi diyorlar, bir şey diyorlar buna, tam olarak adını bilmiyorum. Çok zor bunlar. Ben kendim de böyle bir tasarım yapmıştım. Evet, ben bir hafta uğraştım bulmak için, yerini bulmak için. Çok zevkli. Kaç yıl önce sözlenmiştiniz demiştiniz? 7 yıl oluyor canım. O zamanlar bunlar vardı. Evet, doğru. Evet. Aslı Hanım, tabağın üzerinde "bu kahve bitecek" yazıyor. Evet. Ne koydun da bu kahvenin bitmeme ihtimali vardı? Çok az bir tuz koydum, kıyamadım ya. Çok az koydum. Kıyamaz. Adet yerini bulsun yani dedi. Sana bıraksalar bal falan koyardım. Evet, koyardım kesinlikle ama işte yengemler falan biraz karıştılar. Burada ne yazıyor? Allah'ın emriyle kızınızı istemeye geldik yazıyor. Tarih falan yazıyor. Güzel olmuş. Böyle bir çikolatayla geldiler. Böyle geldiler. Çok güzel olmuş. Benim eşim de bir kamyon bana gül getirmişti. Bir kamyon. Evet. İşte videolarım dedim ya, talihsiz bir olay yaşadım, o yüzden yok. Kamyonu resmen böyle devirmişti kapımın önüne. Vay be. Çiçekçi. Evet, çiçekçi dükkanı da vardı ya. Var bize. Onlar mahvolmamıştır. Sonra onları toplayıp satmıştır. Hayır canım. Eve solan gülleri kamyonu doldurmuş. O kadar da değil canım, çöpçü müyüz biz? Biz de bir de yani çöpçü müyüz? Var ki döküyoruz, var ki döküyoruz. Arkadaşları dinlemekten gerçekten eşimin dosyaları kabardı şu an. Değil mi? Gerçekten. Ah vah. Bunun eşi de hiçbir şey yapmamış aslanım. Çok yazık buna. 4 kere evlilik teklifi aldım ben. Siz aldınız mı? Ben hiç almadım. Düğünümde aldım hatta. Evet. Evet. 4 kere ama böyle Özlem Hanım bir kere yetmedi mi? Ama talihsiz olaylar yaşadık. Üçünde de en son güzel oldu. Ay canım benim. Evet, burada Beste'nin sözü. Sözümüz, evet. Ay çok şık. Krem rengi giymişsiniz. Evet. Ne kadar Besteciğim balık etli her zaman. Evet, evet. Benim gibi. Ben bildiğim bileli. Ama hiç böyle kötü gözükmüyor bence. Evet, evet. Kesinlikle. Hiç. Ve hiç de rahatsız olmuyorum. Eşim de rahatsız olmuyor. Burada kayınpederim bilezik takıyordu. Kayınvalidem yanındaki. Çok şık ama üzerindeki. Evet. Ne kadar aldınız? Kayınvalidemin eltisi dikti. Terzi kayınvalidemin eltisi. Bütün kına kıyafetlerimi, gelinliğim haricinde her şeyi o dikti. Buradan öpüyorum Nurcan yengecim seni. Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Gerçekten her şeyimle o ilgilendi yani. Evde aile arasında yaptınız galiba. Evet. Ama bir şeyler takılmış. Saçınızdaki fazla toka takmıştım öyle. Çok... Kendim yapmıştım zaten saçımı da. Ama sözde mi takı oluyor? Evet, bizim sözde de takı oluyor. Evet. İlk kez görüyorum. Ben de ilk defa. Ne kadar da çok takı oluyor. Yalan olmasın, 5-6 tane çeyrek vardı, gram vardı. 2-3 milyarda para toplandı. Evliymiş. Evet. Eve göre yani kendi ailemiz arasında oldu. Ne diyor? Düğününde ağlarız inşallah mı diyorlar? Ne diyorlar orada? Düğününde oynarız inşallah. Ha. Gelin hanımı almaya az kaldı. Düğününde oynarız inşallah. Mani evet. Bizim Arnavutların manileri. Evet. Sen ağladın mı evden çıkarken? Yok. Aslı Hanım gördük ama bu kıyafetiyle de bize bir temenna versin. Tabii ki büyük bir zevkle Emel Hanım. İsteriz. Çok isteriz. Öpüyorum hepinizi. Ay bravo, çok güzel. Ne kadar güzel değil mi? Evet, öğrendin mi? Yok aslanım, ben asla yapamam yani, beceremem. Sen öğret, akşama kocasına versin, çıkarsın. Taç varmış, temenna verene taç veriyorlar. Ben o tacı temenna yapmadan da alırım istesem. Çok iddialı. Çok iddialıyım. Gerçekten eşim ne istersem onu kızdırmadığım sürece alıyor bana. Ne diyorsun ya? Ne övdün kocanın, ne övdün. Ama gerçekten Aslı Hanım öyle. Damarına basmadığın sürece gerçekten çok mülayim, çok iyi bir insan. Ama ne damarına da bastın mı akrep burcunu taşıyor. Evet. Evet. Temenna vermeden de alır diyorsun. Mutlaka alırım. Ne şanslılar, görüyor musun? Evet. Ben şimdi istesem, temenna da versem mesela ben emin değilim alır mı almaz mı? Ben ister miyim istemez miyim? Ben herhalde ben kıyamam. Ne gerek var kocacığım derim. Ben zaten tacımı takıyorum derim. Evet aslanım, siz böyle daha güzelsiniz. Evet. Aman derim, taca gerek yok kocacığım. Sen beni sev yeter. Evet. En önemlisi. Evet. Bunlar gelip geçici değil mi? Evet ama bunları böyle kayınvalidemler yaptı. Biz talep etmedik. Ay, altınlarımı falan bak, da. Bak nasıl naif. Yani hiçbir şey bu istemedim. Bu haftanın naif gelinleri. Teşekkür ederim Beste Hanım. Buradan sonrasında bir şey değil. Buna halk karar verdi. Damla ve Beste evet ama bu üçü asla. Aslanım beni çileden bunlar çıkardı. Yemenisine oturdum, hiç fark etmedi geldiğinden beri. Fark ettim canım ama senin gibi önyargılı değilim ben. Oh bir güzel böyle yapayım. Zaten onu eve gidince ben her gün yıkıyorum. Ay, İyi bakalım. Titiz gelinim benim. Ben bir şey sormak istiyorum Beste Hanım. Bu kıyafetiniz başka bir yerde mi giydiniz, bize özel giydiniz? Yok, yoksa? Kına kıyafetim bu benim. Ya kına ne kadar fiyatı? Kına kıyafetim. Dediğim gibi yengem dikti. Kumaşını, bunu da. Kumaşını kayınvalidem aldı, 1000 liraya çarşıdan aldı. Modeli siz seçtiniz. Yengem dikti, evet. Bayağı güzel. Dikti. Güzel, evet, size çok yakışmış. İzleyelim mi arkadaşlar? Kim bunlar? Bunlar eşimin teyze kızları, amca kızları, teyze kızları, teyze. Maşallah, onlar da altını seviyor mu? Ablam, bayağı. Bunlar doğu tarafını geçmiş. Bizim tarafını geçmişler zaten çok altın takar. Biz toplandığımız zaman birbirimize diyoruz ki biz resmen aşiret gibiyiz, bir toplanıyoruz. Evet, maşallah. Çok seviyorlar. Zaten eşimin 5 tane teyzesi var. Oo. Evet, onların kızları, çocukları, torunları, annemle teyze. Hı. Sadece hanımlar mı vardı? Erkekler nerede? Erkekler yan dairede. Ha. O hanımlar ayrı, erkekler ayrı. Anne, kadınlar rahat oynasınlar diye. Evet. Sonra nişanın oldu değil mi? Evet, sonra da nişanım oldu. O zaman nişanı izleyelim bakalım, nişanda neler olmuş. Salonda oldu galiba. Evet, salonda oldu. Kaç kişilikti bir tane? 700 kişilik falandı. Ne diyorsun ya? Evet. Ne kadar tuttunuz? Hiç yer yoktu. Hiç. Takan takısının misafiri geri gitti. O derece. Hiç yer yoktu ve ilk nişandı. 2 ailede de ilk nişan olduğu için çok fazla kalabalık oldu. Salonunu ne kadar tuttunuz? 2.000 TL'yi tutmuştum pardon. 2.000 TL. Evet. Gerçekten boş yer yok. Evet. Çok kalabalık. Bir de 2 katlıydı. Fulldü yani. Üstte fulldü, altta fulldü. Güzel eğlenmişsiniz. Evet, çok güzel geçti ama nişanlımdan biraz talihsizlik yaşadım. Aa, ne talihsizlik? İnerken takıldım, düştüm merdivenlerden. Şimdi burada var mı? Yok, burada yok. Evde inerken. 5. katlı bizim oturduğumuz, bekarken oturduğumuz. Oradan geldi. Düştüm, çok kötü nazara geldim, evet. Bir şey oldu mu? Ya fotoğraf çekiminden gelmiştik biz Aslı Hanım. Evet, orada 2 tane teyze görmüş, böyle yaşlı teyze. Yani onların da şeyini almak istemiyorum ama tabii, almak maşallah falan dediler ama artık kem gözle mi baktılar, nasıl baktılar bilmiyorum. Eve bir geldim, inerken hani almaya geldi eşimin tarafı. İnerken tepe takla komple aşağı, hani 5 katı birden yani. Bir şey oldu mu, hastanelik? Hiçbir şey olmadı çok şükür, Allah korudu. Ama ondan sonra açıldım yani, bir ufunet basmıştı bana. Düştüm ya böyle açıldım yani, kendime geldim sanki. İyi bari. Gerçekten. Düşmüşsünüz ama. İnsan nazarı bardakla kırıyor. Beste Hanım düşürerek. Evet, gerçekten öyle oldu. Yine bu elbiseni de mi akrabanız dikti? Yok, bunu hazır aldık, Fatih'ten aldık. Ne kadar aldınız? Bunu 2.500 TL'ye almıştık. Çok 2500 TL. Özel dikim mi oldu? Özel. Satın mı aldın? He, satın aldım. Fatih zaten pahalı. Bizde zaten kiralık yok hanımlar. Satın her şey, gelin, nişanlık her şey. Çünkü kına gecesinde giyiliyor tekrardan, o yüzden. Kınadan sonra da gelin çayları oluyor, onlarda da giyiliyor. Gelinlik de giyiliyor. Evet. Çok değişik. Evet. İşte her yerin farklı adetleri, gelenekleri var. Babamın dayısı yüzüklerimizi kesti. Kızımız Beste, oğlumuz Samet. Bu akşam bize, hepimizi burada buluşmamıza vesile oldular. Yüzükleri takma şerefini de bana verdiler. Onlara teşekkür ediyorum. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah tamamını erdirsin. Ay. Çok güzel konuşmuş. Evet. Güzel. Makas kesmiyor olmadım Beste Hanım? Oldu. Kim tuttu peki tepsiyi? Ablam tuttu. Nişan yüzlerimiz takıldı ama fakat bu makas biliyorsunuz nişanlarda kesmiyor. Şöyle hamama giren teller görüyoruz. Bir makasın hakkını aldım. Makasın bir hakkı gelsin diye müsaadeler. Gelinlerime soralım kessin mi? Kessin. Kessin mi? Bir gelsin makasın hakkı keselim. Evet. Gelsin. Böyle keser de kessin mi? Kessin mi? Zorla alacaklar bahşişi. Evet, evet. Düğün salonları böyle aslanım. Etinden, sütünden, evet. yününden sürekli durumu. Koparmanın peşindeler. Hanımlar, sizce bu olmalı mı? Adet yerini bulsun diye yapıyor. Ama bence yanlış ya. Hani belki o an hani gerek yok ama bir yere harcama yaptı. Evet. Belki o an yanında yoktu. Mahcup olacak bir duruma düşebilirdi. Ama oraya giden herkesin cebinde parası vardır diye. Yani. Katılıyorum Emel Hanım'a. Benim amcamınkinde de böyle olmuş. Dedem cebinden makas çıkardı. O kesmiş. Hadi canım. Vay dede var. Benimkini dede. Dede önceden almış önlemi. Dede tam benim kafa Aslı Hanım. Evet. Benden de. Güzel takılar takıldı mı? Evet. Beste. Evet, takıldı aslanım. Ne takılmıştı? Üç tane bileziğim vardı. Bir de set takımı taktı kayınvalidem, kayınpederim. Kendi ailem de bilezik taktılar. Keselerine dedem taktı. Bereket. Dedem de taktı, anneannem de. Annem, babam. Çok kalabalıktı ya. Takı 2 saat sürdü. Ne diyorsun? 2,5 saat belki sürdü. Varmış. Baksana çok davetli varmış. Ayaklarım şişti mahvoldum o gece. Ah güzelim. Oyun oynayabildiniz mi bari biraz? Oynadık, danstır. Çok oynadık. Ay oyunlara gelsene dış ses bakalım. Oh. Elbisende de fiyonk var. Çok modaydı değil mi? Var. Evet. Şimdi yine moda. Evet. Bu sefer arkada değil, önde fiyonk modası var. Benim de gelinliğimde vardı. Evet. Kaldım duman içi dağlarda, sevgili yarim nerelerde. Kaldım duman içi dağlarda, sevgili yarim nerelerde. Bravo. Oh, kurtlar döküldü mü? Evet. Birbirimizi sevmiyoruz ama oyun konusunda da çok eşitiz. Aa, ben seviyorum. Artık ben seviyorum. Ben de seviyorum hepinizi. Ben de. Onlar gerçekten mi beni sevmiyorsun? Bence sen beni sevmiyorsun. Etti, birbirimizi sevmiyoruz ama hayır dedi. Ben gerçekten Emel Hanım'ı çok seviyorum gerçekten. Hani, sağ olsun, ben de onu seviyorum. Hani gülmem o yüzden. Ama. Sırf seni samimi bulduğum için gülüyorum. Asla yanlış anlamaya gerek yok. Teşekkür ederim canım. Gerçekten buna inanalım mı? İnanayım mı? İnanayım peki. Evet, evet. Çok uyumlu bir dans sergilediniz. Tebrik ediyorum. O omuz hareketi nefisti. Harikaydı, tak, evet. Tak 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 bayıldım. Ve kına gecemize evet. Geldi sıra. Ay şimdi ben kına dedim ama nişanlık mı bu? Evet, nişanlımı giydim ilk çıkarken. Öyle midir abi? Öyle oluyor, evet. Ben de dedim dedim görüntülerimi karıştırdım. Bundan sonra 9 tane daha giyeceğim Aslı Hanım. 9 tane. Maşallah. Bak bak temenna verdi bütün salona. Ay, evet, misafirlerime. Alnınızda da bir şeyler var, suratınızda. Evet. Çok onlar kabar. Bizim kınada yapılan şeyler. Aa, çok değişik. Çeyrek falan takıyorlar alnına. İlk defa görüyorum. Allah. Buralara işlemeler yapıyorlar. Ne aşkım? Şuralara işlemeler yapıyorlar. Alnının ortasına da çeyrek takıyorlar. Vay vay vay. Burada ne kadar zayıfsın. Evet. Değil mi? Ben bu kadar. Stresinden zayıflamıştım. Çok zayıflamıştım. Ama sarı size daha çok yakışıyor bence. Öyle mi? Tacını gördük sonunda. Evet. Evet. Ablam Neltim yanında. Ablanın topuzu mükemmel bir büyük olmuş. Evet. Yanınızdaki. Elti de tam elti. Yeni gelinde. Hangisi elti? Ben göremedim. Herkes taç takmış. Evet bizde öyle yeni gelinler herkes takıyor. Herkesin tacı var. Biri de gelinlik giymiş. Eltimde de var bak dikkat edin. Eltimde de aynı taç gelinlik var. Gelinlik gibi gelinlik. Ama gelinlik değil herhalde. Biri tarlatansız giydi öyle oluyor bizde. Öyle mi? Kına gecelerinde orada zannedersem 6 aylık falan 5-6 aylık gelindi. Ben şok. Hangisi bizde gelin olduğunu karıştırırım. Yok bizde karışmıyor. Bende duak var. Duak olduğu için karışmıyor. Öyle mi? Senin duanı bir daha görelim. Vallahi gelir şimdi. Hepsinin kına gecesi gibi duruyor. Değil mi? İşte adet yeni gelinlerde böyle bir şey var. Aynen değişik. Evet. Bütün yeni gelinler giyiyorlar. Evet. Biz İyi ki öyle. Bizde yok böyle bir şey. Öyle mi? Evet kıskanırdım. Beste'nin kınası mıydı, yanındakilerin mi anlamadım. Bir sürü gelin vardı. Öyle saçma kına mı olur? Gelin dediğim bir tane olur, önde olur. Bunda herkes gelindi maşallah. Çok güzel bir halay oynama şekli değil mi Aslan? Naif naif. Evet çok evet. Ağır. Çok kibar. O zaman sesini açalım bakalım. Ve ikinci kıyafetini giydin evet. Geliyorsun. Evet Aslan. Bu kim yaptı? Bunu da kayınvalidemin eltisi. Benim bütün kına kıyafetlerimi. Terzi hepsi, zaten. Evet terzi kendisi. Hepsini o dikti. Ne güzel. Tek tek uğraştı sabahlara kadar. Ya güzel şeyler yaptı o halde. Hep de modellerini istediğim gibi dikti. Ya içresinde. Evet, evet, evet. Ne güzel, kesinlikle. Ne şanslısın. Mesela işte dar geldi diyelim, onu bollaştırabilir. Evet, evet. Bol onu geldi, daraltabilir. Zaten. Aa, hı-hı. Çok güzel, çok iyi düşünmüşsün. Bu da çok şık bir elbise. Bunun kumaşını kaça aldın? 500 TL falan almıştık. Kuponlar oluyor böyle. Evet, kupon çok pahalıya almıştık. Kuponum vardı bir de, hı-hı. Yeşil kuponum. Hı-hı. O da ilerleyen şeyde. Bu şu an üstümdeki. Şimdi bu da kırmızı olan. Bunu sonrasında kısaltmıştım hani rahat kullanırım diye. Aa güzel evet daha kısa bu dikkat edin. Çok güzel. Evet. Evet. Böyle de güzelmiş. Ne yaptı başından aşağı işin? Gül attı. Kırmızı elbisemi giyince demişti gül atacağım sana diye. Bak. Gül attı. Çok romantik. Evet. Evet. Benim kocam bir kamyon gül döktü. Eşi kafasından aşağıya dökse ne olur ki? Benim kapıma komple gül yağdı. Yanımdaki de eltim. O da çok zarif bir hanımefendi. Saçlarımızdan belli oluyordur. Evet. Doğru, doğru. Bu hanımefendi? Komşumuz, çok eski bir komşumuz. Yalnız ikinizin arasına girmiş, siz biraz bir mutsuzlaşmışsınız o anda. Yeni kıyafet değiştirmiştik, orada gelmiştik. Yan yana oynayalım görünsün diye. Bir anda girdi. Ya, öyle yakınlarına alay teperken böyle birisi giriyor ya, yabancı. Aralara hemen giriyorlar. Evet. Olabiliyor ama. O bizim gördüğümüz mü? Evet. Ben mi karıştırıyorum şimdi? Evet, aynısı. Evet. Çeyiz'de gördüğümüz değil mi? Evet, aynısı Hanım. Ay ben bakayım şöyle bir daha yakından. Evet o. Burada Hint şov yapıyoruz Eltim'le. Şu sen misin? Evet, o Hintli benim. Hintli elbisemi de görmüştünüz Çeyiz'de Aslı Hanım. Evet, evet. Aynen. Evet. Ama o seni seçemiyoruz ki hayatım. Evet, biraz da karanlık oldu şov olsun diye. Evet. Böyle tercih ettik. Maşallah. Maşallah. Maşallah sana. Ya en çok bu kıyafetle bayıldım. Evet. Çok hoş olmuş. Bunu çok güzel düşünmüşsün. Kıyafet hala değiştirmekten yorulmadınız mı? Hayır, ben çok büyük bir zevk alıyorum. Hala da değiştiriyorum. 5 senelik evliyim. Yok. Hala da başka kınaya gittiğimde değiştiririm. Ne diyorsun? Başkalarının kınasında da mı değiştiriyorsunuz elbiselerinizi? Tabii ki hepsi. Bak şu an Aslan'ın benim kınamdalar ve herkes, bütün gelinler değiştiriyor. Vay canına. Yörelerine ait olduğu için artık alışmışlardır. Evet, evet. Hani biz farklı böyle gelmiyor değil mi? Evet, evet. Alışkın olmadığımız için biraz şey geliyor. Burada saks mavi mi giydin? Lacivert şey... Kadifem bu. Şimdi bütün gelinler kadife giyecek. Burada ablamla birlikte çıkıyoruz. Hepsinde de özel bir çıkış var. Hı hı. Evet. Burada kayınvalidemin elini öpüyorum. Ay canım. Annemin. Bizde böyle her kıyafet değiştiğinde el öpülüyor. Şimdi bütün kadifeli gelinler. Kadifeden kesesi. Evet, evet. İşte bunlara bayılıyorum ben. Çeyiz'de bunu da giymiştim Aslı Hanım. Evet. Gördünüz. Gördük, üstümdeki. Evet. Evet, evet. İşte buna bayılıyorum aşkım. Evet, bunu ben de çok seviyorum. Bütün kınasını kıyafet değiştirerek geçirmiş. Bence hiç iyi bir şey değildi. Eğlenmeye vakti kalmamış. Ay çok güzel iniyorsunuz. Aynen. Şimdi kına yakılacak galiba. Evet, kına yakılacak. Farkında mısınız? Her iniş bir başka. Evet. Şimdi konfetiler falan patladı. Kapı çaldı aşkım. Birini mi bekliyorsun? Evet, hemen gideyim bakayım. Hemen bak. Biz izlemeye devam edelim. Ay Beste. Kapı çaldı. Evet. Çiçek geldi eşimden. Ay. Çok ince bir düşünce. Bak şimdi demedik mi? Kim ne yaptı başından aşağı? Kırmızı güller döktü dedin. Evet. Ve tam kırmızı gülün geldi. Evet. Not var. Yazmış. Evet. Ne yazmış? Hedeflerine doğru adım adım ilerlerken attığım bu adım sana uğur getirsin bir tanem. Başarılarının devamını diliyorum. Tebrik ederim seni. Çok seni çok seviyorum. Güzeller güzelim yazmış. Ay, ismi neydi? Samet. Samet kardeşim çok güzel. Tebrik ediyorum seni. Çok teşekkür ederim hayatım. Çok incesin. Burak bana niye yollamadın? Bana da yoktu. Söyleyin buradan kocalarınızdan. Nerede? Eve gelelim bir gün. Benim kocam her akşam getiriyor. O yüzden her akşam getirmesi önemli değil Emel Hanım. İnce düşünmesi önemli. Aynen. Olabilir. Özel günlere. Olabilir. Valla bravo, çok tebrik ediyorum Samet'i. Gel bari çiçeği böyle koyalım. Evet, şöyle koyayım. Ben eşime söyleye söyle dilimde tüy bitti, artık konuşmuyorum. Adam bıkmış senden, niye çiçek aldın? Bence bu programdan sonra değişecek. Ben çok bu konuda güveniyorum. Sen de değiştirirsin artık. Görür zaten, izleyecek, görecek diğer gelinleri, eşini. Eşim çiçek gönderdi. Kızlar da çok kıskandılar. Bence çok güzel oldu. Oh canıma da değsin. Yağlarım da eridi. Oh. Kıyamıyorum ben. Kına yakılıyor şu an Beste'ye. Yine müziklerle bir tur atılıyor etrafında. Evet. Ağladın mı? Hiç ağlamadım. Gerçekten. Ne güzel. Hiç ağlamadım. Makyajımı bozmak istemedim çünkü çok beğenmiştim. Çok profesyonel bir gelinsin sen. Evet. Kına tepsinizi kim tutuyor? Eltim. Eltiniz. Şimdi birazdan ablam alacak. Ve kim yakıyor kınayı? Benim amcamın eşi, yengem, bir de eşimin yengesi. Eşinin yengesi. Bir elime o, bir elime benim yengem. Ne yapıyorlar? Para falan koyuyorlar mı? Şey, bir elime koydular çeyrek altın. Çeyrek altın, tamam. Bu öndeki kapalı benim yengem, şalvarlı olan da eşimin yengesi. Sen açmadın mı ellerini? Ne yaptın? Açmadım. Biraz beklettim orada. İkisini açmasaydın keşke. İkisini de açmadım aslında. Kayınvalidem getirdi. Aslanım kırmızı kuşağı bile tavus kuşu tüyleri var. Evet, öyle hayatım. Biz de abartıyı seviyoruz. Biz her şeyi abartmayı seviyoruz. Bu tek el bence yeterli ya. Kına yakmada değil mi? Tek çeyrek. Ya bence de öyle ama işte yok, tek çeyrek takıldı zaten. Evet. Ben öyle bir şey talep etmedim. Emel abla, Damla abla mı kaldınız? O yüzden. Ben unutmam yapılanları kızlar. Baş öğretmen Emel. Evet. Burada testi kırılacak. Anneannemi öptüm. Eşin geldi mi? Evet, oturacak. Oturmuştur şu anda herhalde, evet. Sadece bayanlar var değil mi? Bak, eşi geldi. Yukarıda erkekler. Balkonda. Balkondan izliyorlar. Onlar da birazdan hepsi aşağı inecekler. Bitiyor çünkü artık. Çok güzel olmuşsun burada. Kaftan giymiştim. Çok yakışmış değil mi hanımlar? Evet. Kaftan çok şık. Testi kırıyor bak şimdi. Bak sizde de bu adet var. Evet. Kırıldı. Fakat eşin çok eğleniyor. Evet. Çok hoşuna gitmiş. Kınayı çok sevmiş. Evet. Yine gül atıyor. Evet, bak. Ben o rengi yeter artık dedim. Gül atma diyorum. Orada para ver, para yapıştır falan. Ve oynadınız. Evet. Bayağı eğlenmişsiniz. Bayağı. Evet, çok neşeli bir kına verdi olmuş. Burada da para. Bir duyalım mı? Aa, güzel olmuş kına hayatım. Hakikaten keyifli olmuş. Biz neredeyse yaşadık kınayı adeta. Biz izlerken yorulduk. Ay evet. Valla ben o kadar çok yorulmadım yani, ne yalan. Hadi düğüne geçelim o halde. Evet, salondan içeri giriyorsun. Bu farklı bir salon mu, aynı salon mu? Yok, farklı bir salon. Burası daha büyük. 1200 kişilik falandı. 1200 kişilik. Geldi mi o kadar kişi? Evet, geldi. Vay maşallah. Bu gelinliğiniz de mi özel dikim? Evet. Fatih'te diktirdim. Fatih zaten o büyük cadde. Evet. Gelinlikçiler. Evet. Değil mi? Gelinlik çarşısı gibi. Kembel güzel. Bu arada biliyor musunuz ben Fatih doğumluyum. Öyle mi? Gerçekten. Aa, İstanbul Fatih'ten. Ben çok severim Fatih'i. Bak yönetmenimiz de Fatih'ten. Evet. Eski Fatih, babam, Küçükpazar vefalı, annemler hep böyle. Aslanım benim de babam orada doğmuş, büyümüş. Öyle mi? En eski semtlerdendir Fatih. Karagümrük. Bu arada o zaman tüm Fatih'e sevgiler gitsin buradan, İstanbul Fatih semtine. Evet, gelinlikler orada çok güzel ve özel oluyor sahiden. Evet. Sen de orada yaptırdın gelinliğini. Evet. Taş mı bunlar? Bakayım. Güpüre benziyor. Benim işlemeli değil, güpür. Fransız güpürü diyorlar. Evet. Ben nişanlığı çok talihsizlik yaşadım diye gelinliği dedim A kesim olsun. Evet. Rahat oynayayım, rahat edeyim. Güzel düşündüm. Böyle tercih ettim. 3000 TL. İyi. Kaç kıyafet ama 4 sene önce düğünde çok merak ettim. 4 sene önce düğünde hiç değiştirmedim. İyi, bir tane. 4 sene önce olmuyor iyi değil mi? İyi 4 sene önce. Evet. İyi tabii ki. Ne güzel olmuşsun sen. Saçını makyajını kim yaptı? Aynı kınadaki kuaförüm. Arkadaşın Bayrampaşa'nın meşhuru. Öyle mi? Evet. Aa, sizde farklı bir kırmızı değil de lacivert miydi kemer neydi? Mor. Mor. Mor, parayı çeker diye mor tercih etmiştim çiçeğimi falan da. Öyle mi? Evet, kırmızı tercih etmedim. Kınada kırmızı zaten taktılar. Yeterince vardı. Evet. Değişik düşünmüşsün. Evet. O zaman bu geleneksel bir şey değil. Yok yok değil. Ben kendi tercih ettim. Hatta ayakkabılarım falan da mor olacaktı. Allah. Son anda numarasını falan bulamadım. Mecburen beyaz oldu. Piyonklu falan ayakkabı alacaktım. Yine bir pasta. Pastası güzel ama bu sefer beyaz. Gelinliğine uymuş. Gelinliğinizin bence. Üst tarafı çok güzel. Evet, çok cool gibi göstermişsiniz. Evet, çok güzel. Geçelim. Ama erkeklerin işte beyaz damatlık giymesi biraz bana geliyor. Evet, bana da biraz. Ben de sevmiyorum. Valla biz o zamanlar siyah denedik, mürdüm denedik, bebe mavisi denedik. Hiçbirisi eşim esmer olduğu için hiçbirisi yakışmadı. Ve herkese bunun fotoğrafını attım. Dediler ki kesinlikle bu olmalı. Hani ailemizden herkese. Danıştın aile. Evet, kesinlikle bu olmalı. Eşimi açtı esmer olduğu için. Doğru açmış. Evet, evet, biraz daha hani gösterdi. Bak yanındaki bey siyah. Kaybolmuş resmen, doğru. Evet. İyi ki beyaz seçmişsin. En azından seçiliyor damat. Evet. Bak yanında siyahlı bey var, evet. Görüyor musun? Yok, evet, gölge adam. Enişten, ablamın eşi. Gölge adamı. Evet. Güzel olmuş, çok yakışmışsınız bir tane. Teşekkür ederim. Şimdi kızlar soracak, sormadan ben sorayım, ne kadar takıldı? Evet. Benim kendi takılarımdan hariç çeyrekler, evet, paralar 30.000 lira toplandı. Hı hı. Güzel. Bir de 5 ay arayla kaynımın eltimlerin olduğu için yarı yarıya bölündü. 5 ay önce onlar evlendi, 5 ay sonra biz evlendik. Evet. Takı biraz yarı yarıya bölündü. Aa, düştü. Evet. Ama ben kayınpederime verdim ev aldı diye. Öyle mi? Krediyle ev aldı diye kayınpederime verdim. Ay, dedim yardım olsun. Çok güzel düşün. Zaten ben kendim de tutsam eve ödeyecektim. Doğru. Aynı şekilde ona verdim yani. Bravo. Ve halay yine çekiliyor. O sizin, evet, yörenin halayları. Evet. İki ayak. Evet. Bu Ramo Ramo Aslı Hanım. Şarkının adı böyle, oyunu da böyle, böyle oynanıyor. Kaç yıldır var bu şarkı türkü? Neyse. Bu bayağıdan beri var. Öyle mi? Hı hı. Sene olarak hatırlamıyorum da bayağıdan beri var. Bursa'da da genelde tavuk almacalar falan olur Arnavutların. Evet. Böyle oynarlar geceleri mesela erkek evine, kız evine giderken. Şu mendille oynayan kim? Krem rengili mi? Evet. Eltim. Yok yanındaki yok, bey. Onu göremiyorum. Beyefendi var lacivertli, elinde mendille böyle kaynım. Kaynım. Eşimin abisi. Evet, onlar çok seviyorlar oynamayı. Biraz müziği duyalım mı? Yani burada bir de aynı stil oynuyorsunuz. Evet, evet. Herkes aynı. Ben yani özel çalışsanız bu kadar ritim tutmaz yani. Evet evet, aynen. Çok güzel. Çalıştılar ama onlar bir hafta çalıştılar. Şaka yapıyorsun. Önce, evet çalıştılar, hatırlıyorum. Güzel ya, vallahi çok güzel. Ben gelinlikle de oynamak istedim ama olmadı. Evet. Gerçekten yoğun oynamalı, yoğun takılı, evet, yoğun kıyafetli bir düğün, kına, nişan gördük. Allah mesut bahtiyar eylesin. Amin. Bir tanem. Amin. Her gününüz böyle güzel neşe içinde geçsin. İnşallah. Puanlamamız da böyle geçsin diye umut ediyorum. İnşallah. İnşallah. Şimdi dilerseniz hanımlar nereye geçiyoruz? Puanlamaya geçiyoruz. Besteciğim, her şey için çok teşekkür ederiz. Rica ederim aslanım. Yemek de nefisti. Çeyizlerin de bana göre çok güzeldi. Efendim düğünün, kınan da harikaydı. Teşekkür ederim. Şimdi geldik puanlamamıza. Evet. Bakalım arkadaşların sana kaç puan verecekler? Damlacığım, senden başlamak istiyorum. İlk önce misafirperverliği için teşekkür ediyoruz arkadaşa. Ben salonunda sadece koltuk takımını beğendim. Bir de konsolunu beğendim ama renginden dolayı beğenemedim. Yatak odasında bana hitap etmiyordu. Biraz eski model buldum. Çeyizi güzeldi. Böreğini beğendim sofrasında. Evet. Bu şekilde. Peki, o zaman puanını görelim. Benim puanım arkadaşımıza 4. Bir şey demek istemiyorum. Gerçekten. Ben bu şekilde yorumladım. Anladım. Bu şekilde beğendim. Şey özür dilerim ama diğer arkadaşın evinde görmedik. Şey yok. Doğru. Evet. Özlemciğim, önce sebebini, ardından da Beste'ye puanını açıkla bizler lütfen. Yaptığın emekler için teşekkür ederim. Hepimiz uğraşıyoruz burada. Oturma odanda sadece koltuklarını beğendim. Mutfağını genel olarak, dolaplarını vesaire beğendim. Yatak odanı hiç beğenmedim. Çeyizini beğendim. Ama benimle kıyasladığın zaman seninkinin 2 katı dedin. Ama evet, ben benimkinin 2 katı zaten bir şey görmedim. Sen görmemiş olabilirsin. Çoğu şeyin hazır da vardı. El emeğin de vardı. El emeği daha fazlaydı. Puanımı açıklıyorum. Evet, lütfen puanını görelim. Benim puanım. Şaka gibisiniz gerçekten. 3 vermemin nedeni de dün Damla'ya 4 vermem oldu. Onun evinde daha çok şey beğendim. Eğer 4 verseydim ya da 5 verseydim ona haksızlık etmiş olurdum. Benim emeğimi hiçe saydınız. Düşük öyle puan mi verdiniz? O yüzden ben de sizin emeklerinizi sen ekstra bir puan verdim. Sen ama gerçekten bilerek yaptın ama şu an. Neyi bilerek yaptım? Yapıyorsun. Ben Damla'ya 4 verdiysem diye yapıyorsun. Ben Damla'ya 4 verdiysem sana da 4 veremezdim. Aynı şey derken sen kaç vermiştin arkadaşına? 5 vermiştim. 5 vermişti. Aynı şeyi yapmıyor demek. Daha azını verdi. Aynısını yapsa 5 verirdi sana herhalde. Evet. Yani en azından bir 5 hak etmiyor muydu bu ev? 4'lük bir evdi ama ben bu eve 4 verseydim Damla'ya haksızlık etmiş olurdum. Çünkü bu evden onun evindeki şeyleri daha çok beğendim. Ama senin gerçekten puanın kıt yani. Bence fazla değildi. Değil mi? Yaşıyorsunuz, yoruluyorsunuz, birbirinize uykusuz nasıl kıyıyorsunuz? Yani bir gün boyunca uyumuyoruz, hepimiz de aynı. Tamam, nasıl empati yapamıyorsunuz? Ben en başta emeğe bile ekstra puan vereceğimi söyledim. Evet. Ama ilk gün öyle davrandım. İkinci gün kendim de görmeyince onu, dedim ki onlar bende görmüyorsa ben neden onlarda göreyim ki diyerekten bu şekilde devam ettim. Bu gelinlerimiz hazırlanıyorlar günler öncesinden. Karınca kararınca güçleri nispetinde. Evet. Ayrıca hani manevi anlamda da çok ciddi efor sarf ediyorsunuz. Vücudunuz uykusuz kalarak, çevrenizdekiler seferber oluyor size destek olmak için. Ne olur biraz bunları göz önünde bulundurarak puanınızı verin. Siz kıstıkça ben fazla puan veriyorum. Sonra diyorlar ki Aslı Hanım bu puanı hak ediyor. Ne yapayım? Ben de bu şekilde bir denge sağlamak zorunda kalıyorum. Siz kimine yüksek veriyorsunuz, bu sefer ben ona düşük vermiş gibi oluyorum. Çünkü ben de oylama yapan bir insanım. Bu tarafa yüksek veriyorum. Bu sefer diyorsunuz ki Aslı Hanım ama dünkü ev daha iyiydi. Anlatabiliyor muyum? Ben burada şunu sağlamaya çalışıyorum. Bir emek var. Lütfen ağlama. Bu bir yarışma. Bunu bir kere lütfen bilelim. Ayrıca da biz eğleniyoruz. Bunu da unutmayalım. Hep şunu söylüyorum. Çok güzel anılar kalıyor. Öyle değil mi? Bunu da kabul edelim. Her şey yüksek puan almak değil. Zaten izleyicilerimiz sağ olsun bunu takdir edebilecek güçte, bunu takdir edebilecek gözde. Tamam mı? Ya siz emeğin hakkını vereceksiniz ya o emeklerin hakkını ben vereceğim. Karar verelim. Buradan da öncesi ve sonrası gelinlerim için de bu mesajı vermiş olmak istiyorum. Teşekkür ederim Özlem. Aslında bana göre 4'lük bir evdi. 3 vermek istemedim ama 4 verseydim de Damla'ya haksızlık etmiş olacaktım. Dünkü puanımla kıyaslayarak 3 verdim. Evet, diğer Özlem. Genel olarak evini gerçekten hiç beğenmedim. Senden çok çok iddialı bir şey bekliyordum. Çeyiz konusunda da benim 2 katı var dediniz. Hangi gelinde hatırlamıyorum. Gerçekten çok büyük iddialı bir ev bekliyordum ama gerçekten hiç beğenemedim. Mutfağını beğendim. Oturma odanı beğenemedim. Çeyizin azdı ama el emeğiydi. Hı hı. Sofran zaten el emeği olduğu için kesinlikle asla oradan kıramam. Evet. Öyle. Bravo. O zaman puanını görelim Özlem. Gerçekten şaka gibisiniz ya hepiniz. Yani çok iddialı bir şey bekliyordum senden. Çok iddialı bir şey bekliyordum ama hayal kırıklığına. Ben haftanın başından beri bekliyordum. Evet, hafta başından beri çok büyük iddialı. Çeyiz konusunda benim 2 katı dediniz. Ben yapacağım, benim böyle. Hep böyle iddianı koyarak konuştuğumuzda. Evet, iddianı koydum. O yüzden koydum, bizim beklentimiz yüksek olduğu doğru, için puanımız bu derece düşük oldu. Anladım. Emel'cim sen de lütfen bizimle önce sebeplerini ardından da puanını paylaş, olur mu? Tamam Aslanım. Şöyle başlamak istiyorum. Dediğim gibi bu odada beğendiğim tek şey aynalarıydı. Gerçekten aynaları ben çok seviyorum. Söylüyorum da. Sehpası da güzel. Aynalarıyla uyumlu güzel, değil miydi? Ama aynası bana daha cazip geldi. Daha güzel geldi. Konsolunu da beğenebilirdim ama rengi farklı olsaydı. Çeyizli bana göre benimkinden çok azdı. Yatak odasını hiç beğenemedim Aslı Hanım. Evet, söyledi zaten. Evet, söyledim da arkadaşımıza. Duvar kağıdını sadece orada beğenmiştim. Evet, aynen. Masasını sadece beğendim. Masayı beğendim. Evet, aynen Aslı Hanım. Çünkü böreği de güzeldi. Böreği de güzeldi. Ellerine sağlık. Güler yüzlüydü. Karşılaması güzeldi. Evet, ben haksızlık yaptığımı kimseye düşünmüyorum Aslı Hanım. Sadece Özlem Hanım'a haksızlık yaptığımı düşünüyorum. Onu da en başından beri belirtiyorum. Evet, dün de söyledim. Çünkü çok güler yüzsüzdü. Hiç suratı gülmüyordu. Ha, çok güler yüzlüydü diyeceksin sen. Ben de öyle anladım. Çok güler yüzsüzdü. Evet. Hiç hayatımda böyle bir cümle, böyle bir kelime duymadım. Yani. Çok güler yüzsüzdü. Bir an şok olacaktım ama şey yaptım. Ama Emel konuşuyor diye şok olmadı. Aslı Hanım şöyle söyleyeyim. Benim eski çalıştığım yerde böyle müşterilerim gelip sen hiç mi üzülmüyorsun ya, senin hiç mi derdin yok derdi. Çünkü o kadar pozitif gülerdi. Keşke bize yani, de yansıtsaydı. Evet, keşke heyecan ne yapıyormuş insanı? Yorgunluk, hastalık birikti. Yani yine yansıtmamaya çalıştım. O yansıtmamış halimde. Neyse bir daha davet edersin gelirse. Evet, evimi değiştireyim ben yine. Bana gelme dediydi zaten. Puanı da iade etmek istediydi. Ben finalde puanımı geri almak istiyorum Aslı Hanım. İstememişti çünkü. Verir sana kartı götürsün eve. Teşekkür ederim. Aç bakalım kutunu. Beste Hanım'a puanım. Gerçekten kime? Beste Hanım'a. Beste Hanım'a mı o? Beste değil miydi? Yanlış mı söyledim? Beste Hanım'a sen de mi 3 verdin? Beste Hanım değil miydi? Beste. Yanlış söyledim bugün 2 kere ismini. Hiç gülünecek bir şey değil. Yok ben de seninkini biliyorsun. Şu an benim ayağım titriyor. Gerçekten strese girdim. Niye? Bilmiyorum yani neden girdiğimi ben de bilmiyorum. Az mı buldun, az mı verdin? Ben bir şey azlıktan değil. Eğer yatak odası bana hitap etseydi ben arkadaşın yatak odasını çok farklı bekliyordum. Yatak odasını beğenseydim eğer puanım bu olmayacaktı Aslı Hanım. En başından beri söyledim ben. Eğer bir gold görürsem dedim. Yatak odasını beğenmedin. Onun dışında her şeyi beğendin. O mu 3? Hayır, onun dışında her şeyi beğendim demedim. Zaten izleyince göreceksin arkadaşlar. Ama sadece yatak odasından bahsediyorsun beğenmediğini. Ben beğenmediklerimi şu an açıklamaya çalışıyorum. İzin verirseniz. Siz de gülmeyin lütfen. Burada ciddi bir şey konuşuyorum. Çok ayıp şu an sizin yaptığınız. Evet, bana saygısızlık olmuyor mu Aslı Hanım şu an? Ayıp ediyorsunuz. Gerçekten saygısızlık. Ben onlar yorum yaparken kesinlikle gülmüyorum. Evet, gülmüyor. Beni alay konusu yaptılar. Estağfurullah. Gerçekten öyle oldu. Aşk olsun. Öyle bir şey değil. Çok sempatik. Evet Aslı Hanım. Gerçekten bir daha görmeyeceğim. Özür dilerim. Şiveli konuşuyor ya, çok hoşuma gidiyor. Ben o yüzden gerçekten çok sempatik. Ben de sana takılıyorum. Evet Aslı Hanım, takılabilirsiniz. Ben sizleri çok seviyorum. Ya vallahi bak ben de gülüyorum şu an. Hakikaten hem sinirlerim bozuldu. Yani ben dedim acaba 3'ü yanlışlıkla mı koydun sandığın içine? Şu an içine? Ayaklarım bile titriyor gerçekten. Elim ayağım titriyor. Ne oldu anlayamadım yani. Şekerim mi düştü? Bilmiyorum. Çıktı şekerim mi düştü, tansiyonum mu çıktı bilemedim. Evet. Senin de cevabını alalım. Ardından ben, puan kullanmaya geçeceğim. Hak ettiğimi düşünmüyorum hiçbirisinin puanını şu an. Yani hepsinden 5-6 falan bekliyordum açıkçası. Öyle mi? Çünkü ben de öyle kullandım herkese. Bana da 4 Emel abla dışında. Emel abladan bekliyordum, yalan yok. Ama diğerlerinden beklemiyordum. Evet, toplamda arkadaşlarından 14 puan aldın sen Beste. Evet, bugün böyle. Şimdi izninizle ben puanımı kullanacağım Beste için. Evet, Beste gelinim çok güzel bir karşılama yaptı. Gelenek ve göreneklerine halihazırda son derece sahip çıkmaya çalışan bir gelin. Ardından evini birçok şeyini kendisi yapmış bir gelin. Çıtalarına kadar kendisi yapmış. Perdeleri güzel olsun diye perde sipariş etmiş. Online'dan hızlı bir şekilde fonlarını tasarlamış. Onun o çabası çok hoşuma gitti. Masası da çok keyifli ve güzeldi. Çeyizlerini aslında... kızlar az buldu ama bence normaldi. Hani az değildi. Velhasıl bütün özelliklerini yansıtan tam bir Arnavut gelini gördük. Herkesin eksikleri olabilir, yorulabilir. Efendim, herkes bütçesine göre nihayetinde evini döşüyor. Burada zevkler konuşuldu, birçok şey tartışıldı, kızlar puan verdi. Ben de aklımdan geçenleri kendilerine ilettim. Ve şimdi beste için puan kullanma zamanım geldi. Benim besteye puanım 8. Beste Hanım'ın gün sonunda rakiplerinden aldığı puanlar şöyle. Damla Hanım 4, Özlem Topal 3, Özlem Barış 4, Emel Hanım 3. Yarışmacımız Aslı Hünel'dense 8 puan aldı ve toplamda 22 puana ulaştı. Yarın final, benim günümdeyiz. Umarım hak eden kazanır. Gerçekten çok çok isteyen insan kazansın istiyorum. İddialı olanların evini de gördük. Bakalım yarın bizi neler bekliyor. Yarın final günü Özlem'in evinde birlikte olacağız. Bakalım bizi nasıl bir final bekleyecek? Bu haftanın birincisi kim olacak? Yarın hepsi açıklanacak. Yarın aynı saatte Show TV ekranlarında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. Niye böyle bir şey yaptın? Gerçekten mi? Nikahta ben mavi giyinmek istedim. Sünnet annesi gibi. Mavi. Kesinlikle, evet. O ne o hareketler? Lan ne yaptın şu an hiç belli değil. Bu koltuk klasik mi? Klasik tabii ki. Klasik. Chester, evet klasik. Kılıçları kuşanıp gelmiş bugün beste. Sen de iddialıydın. Sen de bir iddia aradım. Çeyizi çok azdı. Benim çeyizime az demişlerdi. Elemi olmayanları gösterdiler, topladılar, şov yaptılar. Sadece şovdu. Sesini bana yükseltme önce. Yükseltemezsin canım benim. Burada rakibiz, tamam? Benim bana sesini yükseltemezsin. Ben burada küfür art niyet bir şey konuşmadım. Ne oldu size birdenbire böyle?